Hepinize merhaba. Ben Nihan Yaşaroğlu. Kendini Bilmek programıyla karşınızdayız. Hayatın içinden meseleleri konuşacağımız, kendimizi bilmeye, bulmaya çalışacağımız bu programı izleyen herkesin fayda sağlayacağını umuyorum. Bugün aslında biraz daha farklı olan ama hepimiz için de hayatın içinden olan bir konudan bahsedeceğiz yine. İktisadı biraz daha anlamaya çalışacağız ve bunu fıtratla ilişkilendirerek anlamaya çalışacağız aslında. İnsanın fıtratla olan ilişkisi ne? Fıtratın iktisada yansımaları nasıl oluyor? Bu bağlamda konuklarımızdan detaylı bilgiler edineceğiz bugün. Kıymetli konuklarım klinik psikolog Doktor Rukiye Karaköse. Rukiye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Mustafa Afşin Sancar, İslam İktisadı ve Ekonomisi alanında çalışmalarını yürütüyor Mustafa Bey. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahsettiğim gibi bugün fıtrattan bahsedeceğiz, iktisatla olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Öncesinde biraz daha detaylı bir şekilde bizim fıtratın ne olduğunu aslında anlamamız gerektiğini düşünüyorum bu konuyu daha iyi irdeleyebilmemiz adına. İktisat ve fıtratla ilgili genel bir giriş yapacak olursak Mustafa Bey sizle başlayalım. Bize nasıl bir tanımlama yaparsınız? Tabii iktisat dediğimiz zaman esasında hayatımızın hemen hemen her tarafını örgüleyen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve sosyal hem hayatın içerisinde tabii bir ucu da psikolojiye dokunuyor. Esasında hepsi de aynı zamanda iktisada dokunuyor. Böyle bir hakikaten farklı alanların işe geçtiği bir örgüden bahsetmek mümkün. Şimdi iktisadi yaşam tabii çoğu zaman hayatın içerisinde hani sudaki balık misali hayatın akışı içerisinde çok İktisadi sistemler şu bu çok akademik gibi kalıyor ama esasında hayatımıza şekil veriyor. Aynı binalar gibi. Yani yaşadığımız binaya girdiğiniz zaman oradaki mimarın tasarımı bizim esasında farkında olmadan yaşamımızı biçimlendiren bir kabuk. Hani onun dışına çıkayım buraya da hadi ekstra bir salon 5. kattan yapayım diyemiyorsunuz. Aynı şekilde iktisadi içinde yaşadığımız ortamda bizim birçok davranışımızı sınırlayan bir yandan ve zamanla da bilinçaltımızı dönüştüren bir yapısı var. Ve iktisadi paradigmalarda esasında hani yapılar kendi temel değerleriyle oluşan yapılar. Yani belli bir takım prensipler var ki esasında hani Kur'an-ı Kerim'de de diyor ya Allah'ın yaratılışında değişiklik bulamazsınız diyor. Yani nedir o prensiplerde hani yer çekimi her zaman için mevcut diyelim. Fakat tabii yeni günde yeni bir şeyler söyleme prensibi de geçerli. Hayatta sürekli bir dönüşüm, devinim var. Yani şu an işte yazı yaşıyoruz. Sıcaktan bunalıyoruz değil mi bu son günlerde? 6 ay sonra da 5 ay sonra da soğuktan hani üşüdüm diye dolaşıyoruz. Ama hayat esasında bu yaratılış itibariyle sürekli bir dönüşüm içerisinde. Dolayısıyla bu prensipleri yeni günde yeni bir şekilde anlamamız çok ciddi bir önem taşıyor. Ha bu bağlamda tabii işte kapitalizm hani bugün neoliberal politikalar diyor ama kapitalizm içerisindeki son versiyon diyelim. İşte sosyalizmi duyduğumuz şeyler şu an gerçi fonksiyonel açıdan işlemediği en azından sahada ortaya çıkmış durumda. Ve İslam ekonomisi diye de bir yaklaşım var. Bizde akademik olarak çok yeni dolayısıyla çok duyulmamış bir alan. Bundan yani bir 10 seneyi devirmedi daha. Yeni hocalarını yetiştiren alan. Ben de ilk doktora talebelerinden, ilk doktora şeylerinden bir tanesiyim bu alanda çalışan. Ve elhamdülillah bugün birçok arkadaşımız mezun olarak akademik tarafa da katılıyor. Fakat buradaki önemli olan kısmı tabii ki bizim fıtrat dediğimiz yani Allah'ın yaratmış olduğu bir doğal düzen var. Bu doğal düzenine dayalı bir iktisadi sistem kurulması meselesi var. Ha bunu bir ayrı bir sistem gibi düşünmeyelim. Esasında birçok kapitalizmde ortak tarafları da var bunun. Serbest piyasa gibi başka birçok hani şeyler de var. Ama aynı zamanda farklılaşan yönleri de var. Ve eğer fıtrata uymadığımız noktada esasında bir zulüm oluşuyor. Ben hani fıtrata daha detaylı girebilirim ama isterseniz Rukiye Hanım'ı da bilmiyorum siz nasıl şey yaparsanız Rukiye devam edelim. Rukiye Hanım'dan da tanım alalım. Sonrasında yine devam ederiz. Tamam. Fıtrat deyince biz mizaç, karakter, kişilik gibi kavramları da anıyoruz ister istemez. Ama fıtrat çok daha geniş, türe özgü. Burada eğer insan özelinde alacaksak türe özgü bir şey. Yani insan olmanın doğasında bu var ya da yok diyebileceğimiz kavramlar var. Bir de bireysel olarak benim mizacım böyle, bu bana uygun, bana uygun değil gibi bireysel yönelimlerimiz de var. Fıtrat temel kodlarıdır diyebiliriz insanın ya da yaratılışın, varoluşun.
ham hali, henüz işlenmemiş hali ama içinde pek çok potansiyeli barındırıyor. Bu potansiyelle ilgili de çeşitli olasılıkları barındırıyor. Yani iyiye de kötüye de meyletmek bizim için muhtemel. Onu yaratan, onu düzenleyen, o ifade kullanılıyor ayette mesela, nefsi yaratan ve onu düzenleyen diyor Allah için. Ve ona iyilik ve kötülük potansiyelini veren, iyiliğe ve kötülüğe meyletme olasılıklarını veren diyor. Orada tabii bizim seçimlerimiz devreye giriyor. Bunlar olasılık. İnsanın dikey olarak sonsuz yükselme olasılığı var, kapasitesi var. Yine aşağıya doğru da sonsuz alçalma kapasitesi var. Hayvandan daha aşağı diye tabir edilen. Hani biz bugün yeryüzündeki kötülükleri gördüğümüz zaman üzülüyoruz, içimiz acıyor, diyoruz ki ya hani bunu hayvan bile yapmaz. Hayvan bir diğerine yemek veya kendini korumak gibi makul bir sebebi olmaksızın durup dururken zarar vermez. Bunu yapan insan olamaz. Bunu nasıl yapabilir diyoruz. İşte bunun fıtratı nedir? Bu ne yaptı bu fıtratıyla ilgili? Çıktı mı bu fıtrattan? Ne oldu? Hayır. Kötülüğe de bir potansiyelimiz var. Neyin yeşermesini istiyorsak ona yönelik çaba içerisinde olmamız gerektiğini hatırlatıyor bu çeşitlilik ve yönelim olasılıkları bana. Hazreti Mevlana adalet gülü sulamaktır, zulüm dikeni sulamaktır diyor. Yani neyin yeşermesini, neyin güçlenmesini istiyorsak ona yönelik çalışacağız. Ve bir şeyi etimolojik olarak bir şeyi yerli yerine koymak adalettir. Olması gereken yerden başka bir yere koymak zulümdür. Yani balığın denizde yüzmesi doğru ve adilane bir şeydir. Ama onu alıp küçücük bir bardağa, kavanoza hapsettiğimizde ona zulmetmiş oluyoruz. Olması gereken yerden başka bir yere koymuş oluyoruz. Bunu ekonomi için, eğitim hayatımız için, insan ilişkilerimiz için düşünebilir ve uyarlayabiliriz. Bir şeyin olması gereken yerden başka bir yere konması zulümdür. Ve orada gerçekleşecek pek çok olumsuz sonuç da fıtrata uygun davranmayışımızın doğurduğu sonuçlar olacak. Etimolojik olarak yine hocam da değinecektir. Yarıp geçmek demek fıtrat kelimesinin kökü. Yani topraktan tohumun çatlayıp çıkması gibi düşünebiliriz. İçimizde olan bir potansiyel ve dünyaya gelmekle birlikte açığa çıkan, sonsuz olasılıklar aleminde açığa çıkmayı bekleyen bir potansiyel. Türe özgü fıtrattan burada daha ziyade herhalde söz etmek uygun olur. Bireysel olarak benim fıtratım böyle, benim fıtratıma uygun değil dediğimiz zaman unutmayalım. Orada biz özelde kendi mizacımızdan daha ziyade söz ediyoruz. Benim mizacıma uygun, benim mizacıma uygun değil gibi. Aslında sizin de dediğiniz gibi mizaçla fıtratın çok karıştırıldığını görüyoruz. Aynı zamanda fıtratı sadece genel olarak insana özgü anlıyoruz ve sıklıkla bu şekilde düşünüyoruz. Peki Mustafa Bey, sadece bir insan özelliği midir fıtrat? Değil esasında. Yani hanımefendi de bahsettiği gibi hani o fatara hakikaten içindeki hani DNA'sı gibi diyelim, yazılımları, kodları gibi. Dolayısıyla kainattaki her şey bir fıtratı var. Hatta yine ayet-i kerime de esasında söylüyor. Diyor ki ben hemen şeyde bulabilirim. Gıdanın yani besinin ve ekinin fıtratını bozarlar diyor. Kimler için? Bozgunculuk ve hani bu hakka uymayıp zulmedenler için. Şimdi direkt hani burada işaret var. Esasında insan sadece değil. Bildiğimiz mesela GDO diyoruz değil mi? Veyahut da neslin bozulması ile ilgili başka birçok şeyler, kavramlar tartışılıyor bugün. Dolayısıyla fıtrat dediğimiz şey her şey esasında. Belki bunu çeşitli kategorilere de ayırmak mümkün. Yani bunun çeşitli tarifleri de olabilir ama bunun belki dört temel seviyede bakmak mümkün. Hani fiziksel en alt seviyede. Onun üstünde duygusal, onun üstünde akli ve en üstünde de manevi seviyede. Yani bunu bir esasında şöyle bir hani çok basit bir formülleştirirsek bunların dördü aynı seviyede var. Hani mesela namaz kılmak diyoruz. Namaz kılmak dediğimiz zaman bir fiziki bunun şeyi var değil mi? Ritüellerimiz var. İşte rükûsu var, secdesi var, kıyamı var gibi değişik şeyler var. Ama duygusal boyuttaki şeyimiz nedir? Biz orada hani olması gereken tabii esasında bir kulluğumuzu hissederek Allah'ın karşısında olmamız gerekiyor. Çoğu zaman olan ise aklımda yarın bunu ne yapacağım, bunu ne yapacaktım, işten sonra ne yaparım falan gibi. Hatta namazda değil mi? Çok fikir namazda geliyor falan. Bu olmaması gereken ama tabii bu da insanın fıtratında olan bir şey. Çünkü insanın hakikaten zayıflıkları olan bir kulluğumuzu anlamamız noktasında da gerekli olan bir şey belki. Bu aynı zamanda yani fiziksel bunu yaparken duygusal
seviye o anda gerçekleşiyor. Akli boyutta da bu sefer hani ayetlerin belki manalarını düşünmemiz, onları idrak etmemiz lazım. Yine tabii bazen yapıyoruz, bazen yapmıyoruz. Bir de bunun manevi boyutta bir karşılığı oluşuyor. O da nedir? Bu da işte pozitif belki enerji gibi, yani sevap diyoruz ama nasıl tanımlanırsa bir orada pozitif enerji gibi bir şey oluşuyor veyahut da negatif bir şey oluşuyor. Mesela küfretmek değil mi? Yasak. Küfrettiğiniz zaman esasında kişi olan sadece karşı tarafa bir kötü söz söyleme değil. Bunun işte manevi karşılıkta bir negatif bir şey oluşuyor ve bunun bir kısmı bize, bir kısmı karşıya gidiyor. Gibi esasında tüm fiillerimize veyahut da yer çekiminden bahsediyorum. Bu da bir doğal, fıtri bir şey. Yani birçok örneklere bakmak mümkün ama bu dört seviyede aynı anda işleyen veyahut da aynı şey esasında biz dört seviyede bakabiliyoruz. Bunu tabii ki hayatın özellikle iktisadi tarafta da bakmamız çok önemli. Ne bağlamda? Şimdi fıtrat dediğimiz şeye tabii ki esasında doğa da diyebiliriz. Diğer iktisadi sistemler de esasında kendi iddiaları doğal olanı erişmek ve doğal olanı bulmak. Fakat herkesin doğal tanımı farklı. Dolayısıyla sistemin farklılaşması da biraz burada ortaya çıkıyor. Ama onu isterseniz sonraki turda biraz daha girelim. Evet, biraz daha fıtratı irdeledikten sonra sistemle beraber iktisadi evet. kısmına da değiniriz. Rukiye Hanım'dan da ben fikirlerini almak istiyorum. Evet. Çeşitli boyutlardaki fıtrattan bahsetti Mustafa Bey. Şimdi insan çocukluğundan, doğumdan itibaren dünyada pek çok özellik kazanıyor. Yani doğuştan bir fiziki yapıyla geliyor ve biz maalesef bazı olumsuz örnekler sonucunda nöroloji bilimi ya da çocuk gelişiminde önemli bilgilere erişiyoruz. İşte bu Nazilerin yaptığı insan üzerinde etik olmayan deneyler de bilime çok fazla veri sunmuştur. Çok acı ve çok insanlık dışı olsa da. Ya da dünyanın belli bölgelerinde ormana terk edilen, tek başına büyümek zorunda kalmış çocuklar. İşte adak olabilir, çeşitli o bölgenin yerel inanışları doğrultusunda olabilir. Daha önce de bahsi geçmişti programda diye hatırlıyorum. Anne baba yanından uzak hayvanlar tarafından büyütülen ve tarihe geçmiş birkaç örnek var böyle. Diğer hayvanlar gibi davrandıkları gözleniyor çocukların. Bir şekilde alıp o kurdun büyüttüğü ya da ormandaki birkaç hayvanın büyüttüğü bebeklerin, çocukların yemek yemesi, ses çıkartması, işte hayvanlar gibi hırıldayarak ses çıkarıyor, konuşmuyor. Yani insan olmaya atfettiğimiz pek çok özelliğin gelişmediğini görüyoruz. Sadece fiziki olarak işte iki eli iki kolu var, dört ayak üstünde yürüyor mesela, eğilip ağzıyla yerden yemek yiyor, konuşmayı öğrenemiyor, saldırgan sesler çıkartıyor. O zaman insan olmaya dair neler doğuştan geliyor, neler öğrenilebilir? Orada da şunu görmek lazım belki, kapasite olarak kodlanmış bir şekilde hepsi birer program olarak yüklüydü, fıtratında yüklüydü bu çocukların ama programı açıp çalıştırmadı ebeveyn. O programı açıp çalıştırmak ne demek? Eğitirken ona konuşmayı öğretecekti, yemek yemeyi öğretecekti, iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı öğretecekti. İnsan olmaya dair kendi bildiklerini öğretecekti ebeveyn, sonra toplum, sonra kültür. Bunların hiçbirinin yüklenemediğini görüyoruz. Bu tamamen sonradan edinilen bir şey olduğu için değil, kodlarında var fakat açığa çıkarmak için belki programı açmak, belki bir şifre girmek, başlat tuşuna basmak gerekiyordu. İşte ebeveynin oradaki kritik rolü o. Biz çocuklarımızın Rabbi değiliz, onlara istediğimiz şekli veremeyiz, hidayete erdiremeyiz, onu iyi insan yapamayız. Ama iyi insan olmasını istiyorsak bu doğrultuda onun kodlarında ne varsa onun maksimum açığa çıkması için çabalayabiliriz, emek verebiliriz. Bizim rolümüz daha ziyade oradaki fonksiyonel alanda gerçekleşiyor. Çoğu zaman ben ister istemez işin psikoloji boyutundan bakıyorum daha çok alanım gereği. Mesela ebeveynler çocuklarında olumsuz davranışlar ya da inanışlar gördükleri zaman ergen çocuklarda, işte ergenlerde ve üzerinde ben nerede hata yaptım da bu oldu? Ben neyi yanlış yaptım sorusunu çok doğal bir refleks olarak soruyor. Diyorum ki soruyu tersine çevirip soralım. Her şeyi doğru yapsaydım bu sonuç olmazdı mı demek bu? Çünkü ben nerede yanlış yaptım ki bu sonuç oldu? Çocuğum inançsız oldu ya da çocuğum işte yanlış bir alışkanlık edindi. Tamam, ebeveynler olarak yanlış ya da eksiklerimiz vardır. Kimse mükemmel ebeveyn değil, olmak zorunda da değil. Yeterli ebeveyn vardır. İdeal ya da mükemmel ebeveyn yoktur, yeterli ebeveyn vardır. Yani çocuğun temel psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilen ve fiziksel ihtiyaçlarını.
ben nerede hata yaptım ki çocuğum böyle oldu? Onun fıtratında ne vardı? İyiliğe mi, kötülüğe mi meyil? Neydi bu durum diye sorduklarında, dediğim gibi soruyu ters çevirdiğimizde, o zaman ben hiç hata yapmasaydım, her şeyi doğru yapsaydım çocuğum harika bir inanç ve yaşayışa mı sahip olurdu? Hayır. Örneklerini biliyoruz çünkü Hazreti Nuh'tan bugüne pek çok örneği var. Ebeveyn her şeyi doğru yapsa da orada hür irade dediğimiz kavram devreye giriyor. Yani fıtratındaki kodların sağlıklı bir şekilde açılımı, inkişafı için, hayata geçmesi için ebeveynin sunacağı ortam çok önemli. O bilgisayarda en harika programlar, en harika yazılımlar yüklenmiş bile olsa bilgisayarı açmak, onları başlat tuşuna basıp aktive etmek konusunda bir rolü var. Ama kadiri mutlak değiliz. Fıtratında olan iyi şeyler açığa çıksın diye biz çabalarken sadece tek etken biz değiliz. Toplum, kültür, günümüzde medya, özellikle sosyal medya da o çocuktaki bazı yazılımları aktive ediyor. Ve orada fıtratta iyiye de meyil var, kötüye de meyil var. Sorun bizim hangisini beslediğimiz. Hani o bir siyah bir beyaz köpeğin bahçede boğuştuğu bir hikaye vardır. Torun dedesine diyor ki, dede bunların anlamı nedir? Biri iyilik, biri kötülük diyor. İçimizde hep iyilik ve kötülüğün kendi içinde bir mücadelesi var. Bana bunu hatırlatsın diye aldım bu köpekleri. Peki hangisi kazanır diye sorunca, ben hangisini daha iyi beslersem diyor. Biz o fıtrattaki iyiye meyli, iyiye doğru yönelecek o sonsuz ahsen-i takvim potansiyelini besleyebiliriz ancak. Elimizden bu gelir. Ama karşımızdaki insanın da hür iradesiyle yapacağı seçimler var. Bunu da yok sayamayız. Ben orada çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Maddeniz çok hakikaten doğru. Yani hakikaten bir şey gibi, yani bir mesela gül yetiştirmek istiyorsanız, hani gidip bir tundura ikliminde bunu yetiştirmek mümkün değil. Çünkü onun belli bir fıtratında olan ısı, yani tam o şeylerini verebilmesi için, işte rahiyasını, yaprakları açacak, büyüyecek, belli bir ısı, belli bir toprakta mineral, belli bir su, birçok şeye ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim hakikaten ebeveyn olarak veyahut da eğitimci olarak o ekosistemi, esasında dediğimiz o etrafı oluşturmamız lazım. Ve burada o mutlaka o dört seviyeyi gözeterek bunu oluşturmakta çok ciddi bir önem arz ediyor. Hatta tabii program konusu değil ama işte bu tabii ki yani materyalist felsefe, modern felsefe, hatta pozitivist felsefe günümüzdeki eğitime yansıması. Evet. Yani burada çocukların hani bugünkü şeyde hakikaten çocukların fıtratında olanı besleyecek, onu sulayacak ve ortaya çıkaracak bir ekosistemi hem eğitim tarafında hem tabii ailenin çok ciddi bir şekilde oluşturmaya çalışması lazım. Ama dediğiniz gibi ondan sonrası zaten Allah'ın herkese vermiş olduğu bir hür irade var. Evet. Ve tabii ki herkes o tarafa doğru gidiyor. Hı. Ama hani tencere misali, o bilinçaltına giden şeylerde değişse de bir miktar mutlaka onlar yer ediniyor. Kesinlikle. Ve o bağlamda tabii ki yani internet, diğer şeyler, çocukların özellikle sürekli o tencereye koyduğumuz şeylere çok dikkat etmemiz de gerekiyor. Eğitim sistemi dediniz, söylemeden geçemeyeceğim. Sınavların yeni yapıldığı, üniversite sınavlarının ve tercih aşamasında olduğumuz günlerdeyiz. İster istemez hepimizin çevresinde ya öğrenciler ya henüz üniversiteli olmuş gençler var. Eğitim sistemimiz de fıtratımızdaki iyiyi ortaya çıkarmaya matuf değil maalesef. Yarışmacı, rekabetçi ve hırslı bir insan profili ortaya koyuyor ve fıtrattaki o negatife yönelik potansiyeli aktive ediyor. Arkadaşının başarılı olmasını isteyemeyen bir hale gelmemizi öngörüyor. Çünkü o başarılı olursa senin önüne geçer ve bu bir yarış, bu bir sıralama sınavı. Arkadaşının sınavına yönelik sabotajlarda bulunan, şifresini bildiği için girip sınava giriş yerini değiştiren öğrenciler olmuştu. Diğerinin başarılı olmaması için işte yanlışlıkla sınavda çarpıp suyu dökülünce kendi suyunu alıp senin de kağıdın o zaman ıslansın diyen mesela böyle bir vaka vardı. Bunun gibi benzer kötü örnekler var. Şu da var, her şeye rağmen koşu yarışında düşen rakibini dönüp kaldıran veya varışa çok az kala yarışı bitirdiğini zannediyor birinci gelecek olan kişi. O anın artık yorgunluğuyla, adrenaliniyle belki. Ve ikinci gelecek olan da fark ediyor onun yanıldığını ve onu uyarıyor, geç diye. Neden sen devam etmedin, sen yenebilirdin deselerdi, dediklerinde de diyor ki bu doğru bir şey olmazdı, adil bir şey olmazdı. Annemin yüzüne nasıl bakardım? Ya, bu hoş bir şey olmazdı
onun o anlık dalgınlığından faydalansaydım. Yani genel eğitim sistemimiz yarışçı, rekabetçi ve fıtratımızdaki iyiyi, diğer kamlığı değil de hep kendini düşünmeyi, bencilliği tetikliyor. Ki evet, bencillik var mı? Var. Fıtratımızda yaratıcı diyor. İnsan bencildir. İnsan tamahkardır, hırslıdır. Zaman zaman nankördür. Yani ulaştığı şeyin nankörü, ulaşamadığının delisidir derler ya. Bir şeye henüz ulaşmadıysak o bizim için çok idealize ediliyor, gözümüzde büyüyor. Ulaştıktan sonra hedonik adaptasyon denen bir durum var. Yani o haz veren şeye adapte oluyoruz ve bir süre sonra bizim için normalleşiyor. Kapitalizm de zaten daha ziyade evet, evet. Bunun üzerinden oynuyor bize malum. Yani bir şeyleri satıyor ve çok arzuluyoruz önce onu. Onun için çok çalışıyoruz. Sonra satın aldıktan bir süre sonra bizim için sıradanlaşıyor ve bize yeni hedefler koyuyor. Ve daha çok satın al, daha çok tüket. Bu maruz kaldığımız her bir etkiyle ilgili aslında. Bu benim fıtratımdaki dikeni mi suluyor, gülü mü suluyor diye düşünmek lazım. Hani buluştuğunuzda size yaratıcıyı hatırlatan insanlarla oturup kalkın der eskiler. Dünyayı hatırlatan, dünyeviliği hatırlatan, hırslarınızı tetikleyen insanlarla değil. Çok anlamlı. Fıtratımda bulunan hangi meyli besliyor? Oturduğum yer, konuştuğum insan, girip çıktığım ortamlar, kullandığım mecralar, sosyal medya mecraları, okuduklarım gibi. Dikenimi gülümü suluyoruz. Aslında sürekli sanki hatırımızda olması gereken bir uyanıklık hali. Bu dikenimi gülümü suluyoruz aslında çok da güzel bir metafor oldu bu bağlamda bence. Çünkü çocuk yetiştirme konusunda sizin de dediğiniz gibi kendini çok suçlayan ebeveynler de oluyor. O zaman çocuk yetiştirmeyle ilgili aslında bugünün konusu değil, çok da uzatmak istemiyorum ama sadece Mustafa Bey'den biraz daha şunu detaylandırmasını isteyeceğim. Fıtratın farklı seviyeleri var, 4 farklı seviyesi var. Bunları göz önünde bulundurarak aslında çocukları yetiştirmemiz gerektiğini söylemişti. Kısa bir şekilde bunu biraz daha detaylandırmanızı rica edeceğim sizden. Tabii yani şimdi esasında bir bilinçaltımızı, hatta belki sizin alanınız daha, yani yanlış söylersem lütfen düzeltin. İnsanların normal gündelik yaşamdaki yaptıklarının galiba %95'e daha fazlası bilinçaltının ürünü olarak. Yani yürürken yürümeyi düşünmüyoruz. Belki ilk hani yaparken öğreniyoruz ama araba kullanırken onu düşünmüyoruz. Dolayısıyla yani çok büyük oranda bilinçaltımız şekillendiriyor. Bilinçaltımızda Rukiye Hanım'ın da bahsettiği gibi neyle suladığımız, yani bir tencere içerisine ne koyuyorsak, patates ve soğan koyuyorsak, tamam pişiriyoruz, su ekliyoruz, karıştırıyoruz, formu değişiyor. Ama gün sonunda onun içinden et yemeği çıkmasını beklemek çok hani makul bir beklenti değil. Dolayısıyla bizim buradaki bu şeyi nasıl beslediğimiz çok önemli ve bunu 4 seviyede de nasıl beslediğimiz çok önemli. Şimdi çocuk eğitimi bağlamına gelir isek enteresan ahilik sistemiyle ilgili benim de test konum, doktora test konum da ahilik sistemi değil de mikrofinans ama orada o konuya da biraz incelemiştim. Bundan belki 500, 600, 700 sene önce bu fıtri eğitim sistemini esasında şey yapmışlar, kavramışlar ve orada bir iş başı ve iş dışı eğitim sistemleri var. Yani ahilik biliyorsunuz bir esasında zanaatkarlar teşkilatı. Ama burada çok ciddi bir eğitim sistemleri var ve bu hayat boyu eğitim diye bugün modern yeni bir buluş gibi ortaya koyduğumuz şey esasında bunu 600-700 sene önce ortaya çoktan koymuşlar ve burada hem çocukluk 8 yaşından itibaren çocuklar alınıyorlar eğitime veya 10 yaşına kadar o aralıkta giriyorlar ve bir 8-9 senelik eğitimden sonra ustalığa kadar çıkabilenler çıkıyor. Sonrasında iş hani başındaki eğitimin dışında zaviye denilen yerlerde iş dışı eğitimleri var. Bu iş dışı eğitimlerinde bütün ustalar da katılıyorlar ve haftanın belli hani geceleri şeyleri toplanılıyor ve burada hem oradaki çocuklara, çıraklara yönelik eğitimler var. Hem de büyüklere yönelik, hem sadece dini değil, birçok farklı alanda eğitimler var. Ben bir ders listesine bakmıştım. Ders listesi de yani bildiğiniz zanaatkar diyelim, bakır ustası mesela, bir derici. En az 3 ya da 4 dil var. Musiki var, hani tabii ki dini bilgiler var. Bunun dışında oyun saati var, teneffüs değil. Enteresan. Hani biz nedir şu anki eğitim sisteminde teneffüsümüz var. Çocuklar teneffüse çıkıyorlar. Hayır öyle değil. Nefes almaya yani değil mi? Teneffüs. Nefes almaya, nefes alma değil. Bildiğiniz bir oyun saati koymuşlar ve bu program da yazılı. Yani onların kendi fütüvetnameler şeyler var. Oralarda çok kayıtlı detaylı olarak kaydetmişler.
Aynı şekilde yine çocukların farklı işte musikiyle eğitimi, ya bunlar şey üniversite öğrencisi veya o dönemki medrese öğrencilerinden bahsetmiyoruz, bildiğiniz işte çocuk bir zanaatkar olacak yani. Dolayısıyla oradaki bizim hani bugüne gelirsek bu dört kademedeki fıtrat eğitim bağlamında, yani bir çocuğun mesela mutlaka sportif bağlamda fiziksel Allah'ın koymuş olduğu ihtiyaçlar var. Ve eğer biz bunu o bahsettiğimiz esasında iyilik kötülük bağlamındaki insanın dengesi değil mi? Hem kendisini gerektiği yerde koruyabilmesi, gerektiği yerde merhamet gösterme, yani adalette merhametin dengesinin aynı şekilde fiziksel seviyede de gerekiyor. Yani bu yediği gıdalardan yaptığı spora. Çünkü bu hormonal dengeyi de ona göre düzenliyor. Birçok şeyi ona göre değiştiriyor. Aynı zamanda duygusal boyutta. Yani çocuğun eğer fazla baskı gösteriyorsa, bu alana çok fazla girmiyorum, yanlış bir şeye girmemiş olmak için. Ama çocuğun tabii ki buradaki dengesinin sağlanması da çok önemli. Yani ne çok baskın bir şekilde çocuğun kendi içine kapanması, ne çok aşırı şımarık şekilde yetiştirilmesi, ki mesela bugün çevremde ben çok görüyorum. Hani bir önceki nesilde çok baba otoriter bir aileden gelen aileler, bir sonraki nesilde aman çocuğum şey olmasın, hani dışı açık olsun, şey olsun diye tamamen serbest bırakıyor. Bu da iyi değil. Çünkü bu sefer de zulmeden bir çocuk oluyor. Kime zulmeden? Başta kendisine. Çünkü hayattan beklentilerini karşılayamıyor. Aynı zamanda da tabii ki o davranışlarıyla, egoistik yaklaşımlarıyla maalesef topluma zarar veriyor. Akli boyutta, entelektüel boyutta mutlaka çocukların okuması, etmesi, hani bu bağlamda bilgisayarla okuma arasındaki dengeyi yapma. Ve tabii bunu nasıl motive ediyoruz? Ana sorulardan bir tanesi de bu. Yani çünkü şeyde bu bilgisayar sanal ortamda tabii birçok adrenalin ve mutluluk hormonunu salgılayan sürekli belli saniye aralıklarında şeyler konuyor. Şimdi dolayısıyla buna karşı kitabı nasıl şey yapıyorsunuz? Bir rahmetli birisi vardı, ona soruyorlardı ya işte çocukları nasıl sevdireceğiz diye. O da şekerle demişti. Hani herkes ha gülmüştü falan ama baktığınız zaman esasında insanın nefsi hakikaten öyle işleyen bir şey. Ona bir ödül koyduğunuz zaman onu yapıyor. Ama asıl ödül, mesela bir interneti ödül olarak koyup kitabı okutursanız çocuk okuyor, nefis okuyor daha doğrusu. Fakat okumazsa, şey yapmazsanız, onu koymazsanız hiçbir zaman kitaba yanaşmıyor gibi. Ve tabii ki manevi beslenme de bu bağlamda sadece bir ritüel olarak değil, bunun hakikaten manevi bir boyutta bir karşılığı var ve bu bizi besliyor. Aynı fiziksel seviyede, duygusal seviyede beslediği gibi. Dolayısıyla bu dört seviyeyi de mutlaka gözeten bir eğitim ve aile tarafında da çocuklara sağlanan ortamın da bunu destekler olması çok kritik. Eşikte iktisadi ortamda esas da bu bağlamda çok kritik. Çünkü iktisadi ortam neyi besliyor? Bu soruyu sormamız gerekiyor ve bizim hani biraz evvel bahsederken hakikaten materyalist felsefe, tabii Hristiyanlığın özellikle skolastik dönem denilen o 15. 16. yüzyıla kadar olan dönemden sonra oradaki oluşan baskı mekanizmasına karşı bir reaksiyoner bir yapı olarak çatışmacı bir dünya görüşünün çıktığını görüyoruz Batı'da. Ve bu çatışmacı anlayış iktisatta da bugün geçerli. Hani firmalar, hatta iş ilişkileri çok daha yırtıcı gidiyor. Aynısı biraz evvel siz de dediniz. Hani çocuklar arası ilişkileri de yansımış durumda. Bizim günümüz aile ilişkilerinin de maalesef hani bencillikler, egonun öne çıkması. Çünkü mesela Smith kurucu babalarından, hani iktisadın, kapitalist iktisadın diyor ki hani fıtrat onlara göre doğal olandı. Toplumun genel çıkarı ile bireylerin çıkarı arasında bir uyum vardır. Ki buna çok bir itirazımız yok. Olabilir diyoruz, olmayabilir de diyoruz. Her iki tarafa da gidebilir. Ama ondan şöyle diyor. Dolayısıyla hani bu noktadan hareketle bireylerin kendi çıkarlarını öncelemeleri esas da topluma hizmet eder diyorlar. Nasıl? İşte rekabet olacak, insanlar çatışacak, firmalar çatışacak ve yıkıcı yapımla esasında ne olacak? O şey, gelişme gelecek. Ha bugün hemen şeyi ileri alalım, hani bugüne dönelim. Bu gerçekleşti mi, bu 150-200 sene önceki öngörüler? Kısmen evet. Nasıl gerçekleşti? Verimlilik arttı mı? Arttı. Hakikaten üretim tarafında şu an dünya tarihinde olmadığı kadar fazla üretiyoruz. Fakat toplumdaki o beklenen denge oluştu mu? Veyahut da şeyin kaynak israfında bir şey oluştu mu? Çok ciddi hasarlar oluştu. Nasıl oluştu? Bir gelir dağılım bozukluğu. Dünya tarihinde görülmemiş kadar ciddi oranda gelir dağılım bozukluğu var. Çok küçük bir istatistik vermek gerekirse, Oxfam diye bir kuruluş var İngiltere'de. Onların yayınladıkları güzel raporlar var. Onlardan diyor ki son bildiğim kadarıyla rakamlara göre dünyanın ikinci %50'lik dilimi.
Yani 3.9 milyar insanın mal varlığı bugün en zengin 27 civarındaydı. Tam 20 küsur yani kişinin mal varlığıyla eş. E inanabiliyor musunuz? Yani 3 neredeyse 4 milyar insan sadece 30'dan az kişinin mal varlığıyla eş ve bu son pandemi döneminde, bu da yine Şubat ayında Forbes dergisinde yayınlanan bir istatistik. Dünya gayri safi milli hasıla, yani üretim ve hizmetleri, hani üretilen şeyin %3,5 daraldığı bir dönemden geçtik hani pandemi şartları. Bu dönemde en zengin 50 kişinin zenginliği 3,5 trilyon dolar mı? Yani çok trilyonlarca dolar arttı. Bu ne demek? Yani pasta, havuz daralıyor. Ve bu daralırken o en tepede zaten 20 küsur kişi diyorduk. Çok aşırı zengin bir grup var. Bu grubun çok çok daha zenginleştiğini görüyoruz. Nedir bu? İşte bu çatışmacı dünya görüşünün esaslı evet üretim arttı. Fakat refah artmadı. Yani zenginlik arttı, refah artmadı. Dolayısıyla hani bu fıtrat meselesini direkt günümüze döndürdüğümüz zaman hakikaten işte bu gelir dağılım bozukluğu, işte ailem bebek hatırlarsınız. Akdeniz'de halen işte Afganistan'dan göçü konuşuyoruz bugünlerde. Amerika hani bir kilometre, yüzlerce kilometrelik bir duvar örmeye çalışıyor insanlar girmesin diye. Ama bunun bir sebebi var. Bu da iktisadi düzenin esasında bu yansımaları. Dolayısıyla bu da işte bu ta temeldeki fıtri yaklaşıma kadar gidiyor. Çatışmacı bir dünya görüşümü, dayanışmacı bir dünya görüşümü. Çok hakikaten bu maalesef işte içinde bulunduğumuz bu düzen hem iktisadi tarafı hem diğer yönleri bizim de hani Müslümanlar olarak da veyahut da daha sağduyulu başka insanlar olarak da bizi de dönüştüren bir yapısı var. Dolayısıyla bakıyorsunuz hani böyle camide hani beş vakit namazında ama camiden çıktıktan sonra bir anda vahşi kapitalisti aratır bir mentaliteye bürünen veya da ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde ciddi zulümler yapabilen insanların türediği bir böyle değişik bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla birçok fırsatlar var. Hani karamsar anlaşılmasın bu. Onlara da belki de daha sonra değiniriz. Ama aynı zamanda birçok problemler de var. Fakat buradaki ana anahtarı herhalde fıtrat diye görmek mümkün. Çünkü o dediğimiz gibi şeyde 30'a 30'da ayet-i kerimede diyor ki hani yönünüzü Allah'a ve İslam dine dönün. Ve üzerine yaratılmış olduğunuz fıtrata dönün. Gerçekliğin budur ama çok az insan bunu bilir gibi direkt ayet-i kerimede yazıyor. Yani bugün hakikaten baktığımız zaman gündemimizde Allah ve din var mı? Var. Ama fıtrat var mı? Büyük oranda göremiyoruz. Ve fıtratı çok kısa iki örnekle bitireyim. Yani bir Peygamber Efendimizin ilk hani bir çölde hani gidenler biliyordur Mekke ortamı hakikaten bir çöl ve kayalardan oluşan bir yer. Bu ortamdan 100 sene içerisinde bir kişiden ta o zamanki işte bilinen dünya diyelim hani biraz eurosentrik bir bakış açısı belki ama hani işte Jakarta'dan Papua Yeni Guinea o taraftan İspanya'ya kadar olan tüm dünyada İslam'ın hızla yayıldığını ve o dönemin belki Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i diyebileceğimiz Sasaniler gibi işte Bizans, Roma İmparatorluğu gibi yapılar karşısında çok ciddi bir esasında sosyal inanılmaz bir akım oluştuğunu görüyoruz ve bunun sırrı neydi? Yani bizden çok daha bilgili de değillerdi esasında çünkü eğitim imkanları çok daha dar. Fakat burada bu fıtratın deşifre edilmesi ve fıtrata dayalı bir sistemin kurulmasının çok ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz. Bunun son bir örneği de güncel. Esasında bunun sadece Müslümanlarla da alakası yok. Kim bunu yaparsa işte fıtratı mesela yer çekimini alıyorsunuz, aerodinamiği alıyorsunuz ve uçak yapıp uçabiliyorsunuz. 100 sene önce yapamadığınız veya 200 sene önce yapamadığınız şey. Bugünkü günümüzdeki fiziksel gelişimde esasında bu fiziksel alanda ve şu an tabii duygusal akli boyutlarda da çalışılıyor. Çok yoğun bir Ar-Ge veyahut da bilimsel araştırmaların yapılması ve fıtratın deşifre edilmesiyle ilgili. Eğer bunu dört seviyede yapabilir isek yine başka bir ayet-i kerimede geçen eğer gerçekten iman edenlerseniz üstün olanlar sizsiniz ayetine de muhatap olmak mümkün. Ama bugünkü ortamda baktığımız zaman maalesef Müslüman olarak böyle bir muhataplığımız yok. İşte bunun sebebi de belki de bu, belki başka sebepleri de var. Hı hı. İnananlar için bir ayete katılmıyorum demek diye bir şey söz konusu değil. O halde biz inananlarsak ve inanıyorsanız en üstün sizsiniz deniliyorsa ve fiilen pek de üstün görünmüyorsak oradaki inananlar kısmıyla ilgili bir sıkıntımız mı var acaba diye sorgulama gereği duyuyor. Bir başka ayette de Allah diyor ya, ey iman edenler iman edin. Yani güncelleyin. Yeniden iman edin. İman ettiğinizi söylüyorsunuz ya, öyle düşünüyor ya da hissediyorsunuz ya. Yeniden iman edin diyor.
Yani bir şeyleri eksik mi bıraktık? O fıtrattaki kodlara yönelmedik mi? Niye bugün zelil durumdayız inanan insanlar olarak? Niye gelişmişlik endekslerine baktığımızda gerilerde duruyoruz? O zaman o inanan kısmı sadece caminin içerisinde mi kalıyor? Günlük hayata ne kadar sirayet ediyor? İnsan ilişkilerimize, akademik meselelere, siyasi meselelere, ekonomik meselelere yaklaşımımızda o inanan kimliğimiz ne kadar var? Onun üzerinde biraz daha tefekkür etmekte yarar var. Yoksa o narsistik bir yükleme değil. Yani en üstün sizsiniz falan, haşa Allah bize böyle kuru bir avuntu verip de bizi avutacak değil. Orada eğer hakkını vererek inanırsanız ve içinizdeki, fıtratınızdaki potansiyeli açığa çıkartırsanız buna bağlı olarak, doğal olarak en üstün sizsiniz diyor. Bir kişiden ve çöl ortamından 100 senede gelinen aşamayı görüyoruz. Sonraki kalan 1300 senede ne yaptık? İşte o da bizim performansımızla ilgili fikir veriyor. O yüzden duyup geçmek yerine zaman ayırıp özellikle tefekkür etmek gerekiyor. Önce birey olarak, sonra toplum olarak. Biz niye bu durumdayız? En üstünü bırak, iyi kötü eşitlik, denklik bile iddia edemeyiz şu an. O gelişmişlik endekslerine ya da üstünlükle ilgili kavramlara baktığımızda eğitimde, siyasette, pek çok alanda maalesef gerilerdeyiz. Demek ki biraz tefekkür edip kendimizi güncellememiz gerekiyor. Aslında bugün fıtratla iktisatı nasıl bağdaştıracağız derken bütün bu bahsettiklerinizle beraber ne kadar da bağdaştırmamız gerektiğini de anlamış oluyoruz. Çünkü işte kapitalist sistemden bahsediyoruz, tüketimden bahsediyoruz ama bahsederken sanki bunlar böyle gökten inivermiş, birden orada oluşuvermiş gibi bahsediyoruz ama bunun zaten insanın ürünü olarak ortaya çıktığını göz ardı ediyoruz. Tam da neden böyle bir şeyin ortaya çıktığını aslında anlamış oluyoruz bununla beraber ve işte fıtrat buradaki benim anladığım kadarıyla çekirdek yapıyı oluşturuyor. Demek ki bu çekirdek yapıyı biraz daha irdeleyip anlamamız gerekiyor ve Efendimizin de dediği gibi insanlar fıtrat üzerine yaratılmıştır şeklinde bir hadisi var. O zaman bizim bu hadisi biraz daha detaylı ve doğru anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Efendimiz burada bize ne söylemek istemiştir ve hepimiz bir fıtrat üzerine yaratıldıysak bizleri farklılaştıran unsurlar neler olur? Eyvallah. Ben girişi yapayım. Asıl ağır topu en sona yani biliyoruz. Burada tabii ümmeti vasat olma dediniz. Yani çok çok doğru bir nokta. Hakikaten çok kritik bir nokta. Ümmeti vasat olma yani orta yol. Esas da orta yol derken hani kötü bir ortam var. Biz de ortalamayı tutturalım gidelim değil tabii ki. Ama denge meselesi ve aynen daha önce de konuşulduğu üzere insanın yani esfeli safilin o kötünün kötüsü ve iyinin iyi olma potansiyeli insanda mevcut. Bizim burada Allah Celle tabii fıtratta iyi ve kötüye meyyallikler de mevcut. Ve bu bağlamda esasında bir Japon, sonradan Müslüman olan bir hanımın bir kitabı vardı. Orada biraz böyle Taoizmle falan da karşılaştırmış, değişik şeyler yapıyor. Hani İslam'ı esasında, İslam'ın özünde olan şeyleri şey yapıyor. Buradaki denge, ümmeti vasat konseptini biraz şöyle almış. Pozitif ve negatif uçlar olarak alıyor ve her bir esasında Allah Celle Celaluhu'nun sıfatını İnsanda da tecelli ettiğini, işte hani rahim olma sıfatı, merhamet, adalet. Fakat insanda eksik olarak tecelli ediyor malum. Dolayısıyla bu sıfatlar insanlarda esasında farklı bir kart seti gibi düşünelim. Herkese farklı şeyler de verilmiş. Kimi insan mesela doğuştan fıtratında daha sert mizaçlı olabilir. Tabii bu sonradan da gelişebilir. Daha adalet noktasında güçlü olabilir, daha paraya meyyal olabilir, daha merhameti fazla olabilir. Fakat diyor ki bunların hiçbiri kötü değil diyor özünde. Yani çünkü Allah Celle bu denge içerisinde yaratıyor ya, dolayısıyla bu denge içerisinde bizim hırs dediğimiz şey, yani nefsimizin hırsı esasında bize gerekli olan bir şey. Belki komünizm veya da sosyalizmin atladığı nokta bu. Başka noktalar da var tabii ama burada fıtrat diyor ki Allah Celle bu sizin nefsiniz bir binek gibi. Esasında bizim onu yok etmemiz değil, onu eğitmemiz gerekiyor. Yani burada o bizi çünkü bize etkiyi sağlayan şey, ekonomide de etkiyi sağlayan şey. Yani bir kazanma hırsı olacak ama burada bunun dengeli olması lazım. Neyle? Adaletle. Dolayısıyla bizim buradaki o hırsı eğer
pozitif tarafta adalet ve merhametle dengeleyebilecek şekilde kullanabiliyorsak, bir mümin olarak o noktada doğru noktadayız. Merhameti mesela, merhametin kötüsü olur mu diyor insan. Olur, nasıl olur? Eğer fazla adaleti çiğneyecek şekilde merhamet gösteriyorsanız, değil mi? Çocuğumuza mesela, yavrum değil mi, yani çocuğum değil mi, oğlum değil mi yapsın falan şeyi çok doğru değil. Niye değil? Tamam, merhamet gösteriyorsun. Evet, çocuğa tabii ki şefkat göstereceğiz. Ve Efendimizin birçok hadis-i şeriflerde gösterdiği şefkat ortada. Fakat bunu adaletle dengelememiz gerekiyor. Niye? Çünkü bu çocuğun zalim olmaması lazım. Bu çocuğun kendine de zulmetmemesi lazım. Bu çocuğun kul olarak Allah'a karşı sorumluluklarını da yerine getirmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani hep bütün kainat dengeler üzerinde. Aynen bugün yaşadığımız gibi. Hani fazla karbondioksit salıyoruz. Küresel ısınma, şu orman yangınlarından başımızı kaldıramıyoruz. İktisadi olarak yine ayet-i kerimede diyor ki zenginlik belli ellerde dolaşan bir güç haline gelmesin diyor. Bugün tam bunu yaşıyoruz. Ve bunun inanılmaz bir insan acısı, esasında zulüm dediğimiz karanlık biliyorsunuz. Lar demek Arapça. Allah Celle Celaluhu da nur ala nur olarak Kur'an-ı Kerim'de kendisini tarif ediyor. Dolayısıyla esasında bu fıtrata dengeli bir şekilde uygun yapılan şeylerden bir nur dediğimiz, insanın mutluluğu da diyebileceğimiz bir şey ortaya çıkıyor. Hani cennet dediğimiz, tarif ettiğimiz şey de bunun bir külli esasında. Cehennem dediğimiz şey de o negatifliklerin bir külli. Dolayısıyla bu bağlamda bizim bu farklı fıtrat özelliklerini, farklı sıfatları hepimize farklı bir deste olarak dağıtılıyor. Yani sizin elinizdeki destede farklı güçlü yönleriniz var, doğuştan gelen farklı zaaflarınız var. Sadece doğuştan gelen de değil, bazıları çevresel faktörlerle. Benim elimde farklı, Rukiye Hanım'ın elinde farklı. Dolayısıyla bizim burada Allah Celle diyor ki zaten burası imtihan dünyası. Dolayısıyla nefsinle ilgili o fıtratların bir kısmı senin zaafların olacak, yani bu kaçınılmaz bir şey. Buradaki mesele bu zaafları, fıtratı tanıyıp bu zaaflarımızı dengeye getirebilmek. Hiç olmazsa tölere edilebilir veyahut da şey olabilir, toplum açısından zarar, zulüm üretmeyen bir noktaya taşımamız lazım. Atıyorum ben, siz çok disiplinli olabilirsiniz ama daha merhametiniz düşük olan, tenzih ediyorum size ama o bağlamda değil, ama X kişisi, Y kişisi de çok merhametli olabilir ama çok disiplinsizdir. Hani merhamet eder ama zamanında gitmez mesela işine, şuraya buraya, başkasının hakkını yiyip esas da kötü niyetle değil ama zulüm eder nokta. Dolayısıyla o kişinin, birisinin imtihanı diğerinin imtihanı değil. Hani o yüzden zaten bizde geleneğimizde de şey deniyor ya, yani bireyleri yargılamamak gerekiyor. Fakat aksiyonları yargılamak gibi bir vazifemiz var. Şimdi bu ne demek? Bu demek ki esasında biz ne yapıyoruz? Birçok zaman ya Ahmet var ya, işte şöyle de kötü adam, böyle de kötü adam diyebiliyoruz. Farkında olmalı ve bu eğitimden maalesef eğitimle ilgili de bir durumda. Yani her tarafta, toplumun her tarafında olan bilen bir şey. Fakat İslam diyor ki bunu yapma. Niye yapma? Çünkü Allah sana belki o yönü güçlü verdi. Fakat senin de başka bir yönün zayıf. Veyahut da basınç altında belki normal dengede olan şeyin basınç altında alabora olabilirsin. Hayatın neler getireceği belli değil. Dolayısıyla birisini hor görmek o bağlamda İslami geleneğe uygun olan bir şey değil. Ama ne var? Bizim Allah'ın bu dünyadaki, değil mi, temsilcisi, halifesi denilen bir pozisyonda yine ayet-i kerimelerde geçiyor. Ha, nedir burada? Bizim bu adaleti, adalet derken bu sıfatlardaki dengeyi de bu dünyada önce kendimizden başlayarak aşama aşama çevremize yaymak gibi bir görevimiz var. Dolayısıyla negatif ve pozitif olan, hani biraz evvel Rukiye Hanım da bahsetmişti, içimize ne aldığımıza çok dikkat edeceğiz, dışımıza ne verdiğimize de çok dikkat edeceğiz. Dolayısıyla bu bağlamda doğruyla yanlışı çok ciddi oranda ayırt edebilmemiz gerekiyor. Ve bu dengeyi sağlamak üzere önce kendimizden, sonra çocuklarımıza yayılacak şekilde bu denge üzerine gitmemiz lazım. İşte bunun biraz daha tabii bir üst aşaması, daha kurumsal belki aşaması, işte iktisat alanında, psikoloji alanında, mimaride, her alanda esasında bu fıtri yapıyı kurgulamamız lazım. Ne için? Esasında insan mutluluğu için temelde. Çünkü diğer türlü zulüm çıkıyor. Bir alanda işte bugün kapitalist sistem, evet, üretimi maksimize ediyor. Hani bu bağlamda sosyalist düzenin belki yapıları, hani tabii ki alternatifleri de olabilirdi falan ama onu evet bir noktada ekarte etti. Fakat ekarte ettikten sonra ortaya koymuş olduğu işte gelir dağılımı bozukluğu, çevresel felaketler, sürdürülemez çevresel durum, sürdürülemez kaynak yönetimi, çünkü inanılmaz bir kaynak israfı var. Bu durumlar inanılmaz bir insan acısına yol açıyor. Biraz evvel örnekleri verdik. Son bir örnekle belki toparlamak gerekirse, dünya üzerinde şu anda en son açıklanan datalara göre 7.8 ya da 9 milyar insan var, nüfus.
Gıda üretimi çeşitli kaynaklara göre değişmekle birlikte 10-12 milyar civarında deniyor. Yani herkese fazlasıyla yetecek kadar gıda var. Fakat dünya üzerinde yaklaşık 800 milyon insan, bu da Birleşmiş Milletler Gıda Programı'ndan bakılabilir. 700 küsür belki şu an en son 770-780 milyon insan düzenli açlık çekiyor ve 15 milyona yakın insan da çoğu da çocuk olmak üzere açlıktan ölüyor. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Kaynakların üretiminde bir problem yok ama tüketiminde ve dağılımında asıl çok ciddi problemlerle ve sürdürülemez problemlerle karşılaştığımızı görüyoruz. Hani bunun daha sonraki şeyleri de var. Özellikle bu Covid-19 sonrası dönemde teknolojinin de devreye girmesiyle artık kapitalist sistemin öngörmüş olduğu hani piyasa kendi kendini dengeler ve o denge noktasında işsizlik ortadan kalkar ki gerçi bunu zaten Keynes döneminden bir 100 sene sonra ilk kuruluşundan devlet müdahalesinin tekrar gerektiğini, piyasanın işsizlik noktasında da dengeye de olamay o dengeye gelebileceği gibi şeyler zaten konuşulmuştu ama buna bir çözüm bugün itibariyle üretilmiş durumda değil. Ha, dolayısıyla İslam iktisadı dediğimiz konu da hani bir katılım bankası, faiz, işte zekat değil tabii ki bunlar da önemli konular ama bunun çok ötesinde bir paradigma, bir dayanışmacı paradigmadan bahsediyoruz. Ve şu anki mevcut çatışmacı paradigmanın da çok ciddi hakikaten yeni yeni krizler ürettiğini ve giderek de daha da büyük krizlere gebe olduğunu, işte bugün yanan ormanlarımızdan, Kanada'da, değil mi? Sibirya'da yanan ormanlardan evet. Görüyoruz. Hani eksi kışın 40'ların 50'lerin görüldüğü ortamlarda veyahut da çok ciddi bir insan acısıyla bunu görmek mümkün. Hani bu bağlamda İslam iktisadı dediğimiz zaman temel tabii ki prensiplerine de bakılabilir. Bugünkü mevcut yapı içerisinde kullanılacak birçok şey var ama bugünkü mevcut yapının çok ciddi aşmazları var. Ve bu noktada bizim sadece Müslümanlar olarak değil, tüm dünyanın esasında ihtiyacı olan bu fıtri yaklaşıma dair birçok söyleyebilecek sözümüz olduğuna inanıyorum. Ellerinizle yaptıklarınız sebebiyle karada ve denizde bozulma başladı diye bir ayet var. O geldi aklıma. Yani Sibirya'da da var, Avustralya'da da var, Ekvator'a yakın yerlerde de var bu bozulma. Bizim yapıp ettiklerimizin sonuçlarını yaşıyoruz. Adaletli bölüşememenin, çok fazla üretmenin ama bunu adaletli paylaşamamanın sonuçlarını yaşıyoruz. Ve evet, faizsiz ekonominin ya da zekat vermenin çok ötesinde bir paradigma. Çok güzel toparladınız hocam onu. Teşekkür ederim. O çok daha geniş bir paradigma. Komşusu açken tok yatmamak nasıl bireysel sorumluluğumuzsa komşumuz ya da biraz daha uzakta ne fark eder? Yani yakınımızda veya biraz uzağımızdaki insanlar açken bizim o fazlaca artı değeri kendi aramızda döndürüp durmamız, sadece kendi refahımıza hizmet ettirmemiz de doğru olmayacak. Hem birey olarak öyle bir sorumluluğumuz var hem toplum olarak, topluluk olarak. Yani nüfus cüzdanında farklı bir ismin yazması, farklı bir milliyete mensup olması ya da biraz uzakta yaşıyor olması neyi değiştirir? Önümüzde şu an bir ırmak akıyor olsa ve bir çocuk ya da bir yetişkin orada boğulmak üzere olsa ne yaparız? Koşar kurtarırız, yüzme biliyorsak eğer, atlar kurtarırız onu. Peki bu çocuk biraz uzakta boğulduğunda veya bu insan biraz uzakta boğulduğunda hiç mi umurumuzda olmayacak? Sırf biraz uzakta diye mi? Gözümüzün önünde olduğunda bir trajedi. Bir insanın ölümü trajedidir ama binlerce insanın ölümü istatistiktir denir maalesef. Gözümüzün önünde böyle bir olaya sadece şahit olsak belki o günümüz alt üst olacak, etkileneceğiz, üzüleceğiz, belki rüyalarımıza girecek. Ama televizyondan böyle yemeğimizi yerken, kahvemizi içerken binlerce insanın ölümünü, açlıktan ölümünü, savaştan ya da insanların birbirine yaptığı zulümlerden dolayı ölümünü film izler gibi izliyoruz ve duyarsızlaşıyoruz. Bizim o paradigma üzerine tefekkür etmemiz lazım. Bize ne oluyor da yanı başımızda yaşansa günümüzü alt üst edecek bir felakete uzaktan baktığımızda ya orada oluveriyor bir şeyler deyip kapatıp sahip olduğumuz herhangi bir aracın daha iyisini, daha üst modelini almak üzere çabamızı oraya yönlendirebiliyoruz rahatlıkla. Onlar rahat etmedikçe bizim de rahat etmememiz lazım. Düzenli olarak, sistematik olarak yeryüzünde başka acıları dindirmeye yönelik bir çabamızın olması lazım. Hem birey olarak, hem kurumlar olarak, hem devletler nezdinde. Sezai Karakoç'tu sanıyorum bir şiirinde diyor ki, yeryüzünde olup bitenlerin olup bitmemiş olması için ne yapıyorsun?
bir sürü şey olup bitiyor. Bunların olup bitmemiş olması için ne yapıyorsun? Ya da bir başka acıyı dindirmek için ne yapıyorsun? İşte hepsini aslında fıtrat ve iktisat bağlamında okuyabiliriz ve bireysel sorumluluklarımız bağlamında. Bizim sadece kendi iyiliğimizi düşünmemek gibi bir sorumluluğumuz var. Diğer canlılar acıdan kaç, hazza yaklaş prensibiyle yaşıyor. Tek hücreli bir canlı bile yanına yiyecek koyduğumuzda yiyeceğe yaklaşıyor. Asit veya ona zarar verecek bir şey damlattığımızda kaçıyor. Bizim bundan biraz daha fazlası olmamız lazım. Sadece kendi iyiliğini düşünen insan kötüdür derler. Ve bugünkü kapitalist yaklaşım diyor ki sadece kendi iyiliğini düşün. Önce sen, hatta hep sen mümkünse. Paylaşayım mı? Şart değil. Elindekinin daha iyi modelini alabilirsin, daha güzel bir evde oturabilirsin, daha yüksek bir statüye sahip olabilirsin. Oraya harca fazlasını, elindekinin fazlasını, mevcut konforunu artırmaya harca diyor. Ve hep o çatışmacı dili destekliyor. Reklam, ben iletişim sanatları da okudum branşımın yanı sıra, orada reklam söylemlerini analiz ederdik. Ve hepsi popüler kültürün, o kültür endüstrisinin ürünleri doğal olarak ve kapitalizmin mottolarını söylüyor. Yani ne diyor bize reklamlar bir ürün satarken? En iyisi sende olsun, herkes seni kıskansın, tüm gözler üstünde olsun, tüm bakışlar sende olsun. İşte yumuşatıcı satarken bile komşuların işte çatlasın, merak etsinler. Margarin satarken sırrını söyleme kimseye. Senin yiyeceklerin en güzel olsun, herkes seni kıskansın. Ya paylaş, ne güzel işte arkadaşım, güzel bir şey keşfettim, sen de al bak çok memnunum de. İlle de ürün satacaksan tavsiye üstünden sat, yok. Kimse de olmasın, sende olsun. Herkesi kıskandır, gözler üstünde olsun. Bu hangi tarafımızı besliyor? Ve biz buna çok fazla maruz kalıyoruz. Tıpkı radyasyona farkına varmadan uzun süre maruz kalıp sonra onun etkilerini yaşayarak hastalanan bir insan gibi düşünelim. Bu reklam biz Google'da bilimsel bir arama yaparken de karşımıza çıkacak. Televizyonda zaten öyle, billboardlarda zaten akıyor. Billboardlar bize sürekli ne kadar eksik olduğumuzu hatırlatıyor. Böyle bir fiziğe sahip olursan tamamlanacaksın. Böyle parlak saçların olunca, bu arabaya binince, bu telefonu kullanınca tamamlanacaksın. Eksiksin diyor, bak bir yarış var. Koş yoksa düşersin diye bir reklam sloganı var. Niye koşayım ya? Bazen oturmak isterim, bazen dinlenmek isterim, bazen uzanmak isterim. Bazen gücüm yetmez. Ancak yürüyebilirim. Koş yoksa düşersin diyor bize. İşte bu çok üzerine tefekkür etmeyi gerektiren bir şey. Çünkü sürekli maruz kalıyoruz ve bir süre sonra radyoaktif serpinti gibi neye maruz kaldığımızı ve ne kadar etkilendiğimizi fark edemiyoruz. Çok pardon. Şeyde hatta zaten günün sonunda hepimiz düşüyoruz ve o düşmeyi hatırlamamız lazım değil mi? Yani o kabre evet. Doğru bir düşme var. Evet. Dolayısıyla hakikaten İslam ekonomisi tabii temel şeylerden para, yani o düşünce sistemi içerisinde sadece bu dünyayla sınırlı bir düşünce boyutu değil, bu dünya ve sonrasıyla bütünleşik bir yapı olduğu için işte manevi boyut tabii o bağlamda çok daha insanın nefsini belki sınırlamada. Çünkü insan sadece pozitifle değil negatifle de oldukça motive olan bir şey. Dolayısıyla o dengeyi sağlamda çok kritik. Son bir şeyi de aklıma getirdi siz konuşurken. Mustafa Bey, isterseniz evet. Buraya bir virgül koyalım. Tamam, çünkü tabii. Ara vaktimiz geldi. Tamam. Aradan sonra sizin de eklemelerinize devam edelim. Çok kısa bir aramız var. Aranın ardından karşınızdayız. İnsanların normal gündelik yaşamdaki yaptıklarının galiba %95'e daha fazlası bilinçaltının ürünü olarak. Yani yürürken yürümeyi düşünmüyoruz. Belki ilk hani yaparken öğreniyoruz ama araba kullanırken onu düşünmüyoruz. Dolayısıyla yani çok büyük oranda bilinçaltımız şekillendiriyor. Bilinçaltımızda Rukiye Hanım'ın da bahsettiği gibi neyle suladığımız, yani bir tencere içerisine ne koyuyorsak, patates ve soğan koyuyorsak, tamam pişiriyoruz, su ekliyoruz, karıştırıyoruz, formu değişiyor. Ama gün sonunda onun içinden et yemeği çıkmasını beklemek çok hani makul bir beklenti değil. Dolayısıyla bizim buradaki bu şeyi nasıl beslediğimiz çok önemli ve bunu dört seviyede de nasıl beslediğimiz çok önemli. Şimdi çocuk eğitimi bağlamına gelirsek enteresan ahilik sistemiyle ilgili benim de tez konum, doktora tez konum da ahilik sistemi değil de mikrofinans, ama orada o konuya da biraz incelemiştim. Bundan belki 500, 600, 700 sene önce bu fıtri eğitim sistemini esasında şey yapmışlar, kavramışlar ve orada bir iş başı ve iş dışı eğitim sistemleri var.
Yani AİLİT biliyorsunuz bir esasında zanaatkarlar teşkilatı. Ama burada çok ciddi bir eğitim sistemleri var ve bu hayat boyu eğitim diye bugün modern yeni bir buluş gibi ortaya koyduğumuz şey esasında bunu 600-700 sene önce ortaya çoktan koymuşlar ve burada hem çocuklar 8 yaşından itibaren çocuklar alınıyorlar eğitime veya 10 yaşına kadar o aralıkta giriyorlar ve bir 8-9 senelik eğitimden sonra ustalığa kadar çıkabilenler çıkıyor. Sonrasında iş hani başındaki eğitimin dışında zaviye denilen yerlerde iş dışı eğitimleri var. Bu iş dışı eğitimlerinde bütün ustalar da katılıyorlar ve haftanın belli hani geceleri şeyleri toplanılıyor ve burada hem oradaki çocuklara, çıraklara yönelik eğitimler var. Hem de büyüklere yönelik hem sadece dini değil birçok farklı alanda eğitimler var. Ben bir ders listesine bakmıştım. Ders listesi de yani bildiğiniz zanaatkar diyelim bakır ustası mesela bir derici. En az 3 ya da 4 dil var. Musiki var. Hani tabii ki dini bilgiler var. Bunun dışında oyun saati var. Teneffüs değil. Enteresan. Hani biz nedir şu anki eğitim sisteminde teneffüsümüz var. Çocuklar teneffüse çıkıyorlar. Hayır öyle değil. Nefes almaya yani değil mi teneffüs? Nefes almaya nefes alma değil. Bildiğiniz bir oyun saati koymuşlar ve bu program da yazılı. Yani onların kendi fütüvetnameler şeyler var. Oralarda çok kayıtlı detaylı olarak kaydetmişler. Aynı şekilde yine çocukların farklı işte musikiyle eğitimi ya bunlar şey üniversite öğrencisi veyahut o dönemki medrese öğrencilerinden bahsetmiyoruz bildiğiniz. İşte çocuk bir zanaatkar olacak yani. Dolayısıyla oradaki bizim hani bugüne gelirsek bu dört kademedeki fıtrat eğitim bağlamında yani bir çocuğun mesela mutlaka sportif bağlamda fiziksel Allah'ın koymuş olduğu ihtiyaçlar var. Ve eğer biz bunu o bahsettiğimiz esasında iyilik kötülük bağlamındaki insanın dengesi değil mi? Hem kendisini gerektiği yerde koruyabilmesi, gerektiği yerde merhamet gösterme yani adaletle merhametin dengesi. Aynı şekilde fiziksel seviyede de gerekiyor. Yani bu yediği gıdalardan yaptığı spora. Çünkü bu hormonal dengeyi de ona göre düzenliyor. Birçok şeyi ona göre değiştiriyor. Aynı zamanda duygusal boyutta. Yani çocuğun eğer fazla baskı gösteriyorsa bu alana çok fazla girmiyorum. Yanlış bir şeye girmemiş olmak için. Ama çocuğun tabii ki buradaki dengesinin sağlanması da çok önemli. Yani ne çok baskın bir şekilde çocuğun kendi içine kapanması ne çok aşırı şımarık şekilde yetiştirilmesi ki mesela bugün çevremde ben çok görüyorum. Hani bir önceki nesilde çok baba otoriter bir aileden gelen aileler. Bir sonraki nesilde aman çocuğum şey olmasın hani dışı açık olsun şey olsun diye tamamen serbest bırakıyor. Bu da iyi değil. Çünkü bu sefer de zulmeden bir çocuk oluyor. Kime zulmeden? Başta kendisine. Çünkü hayattan beklentilerini karşılayamıyor. Aynı zamanda da tabii ki o davranışlarıyla, egoistik yaklaşımlarıyla maalesef topluma zarar veriyor. Akli boyutta, entelektüel boyutta mutlaka çocukların okuması, etmesi... Hani bu bağlamda bilgisayarla okuma arasındaki dengeyi yapma ve tabii bunu nasıl motive ediyoruz? Ana sorulardan bir tanesi de bu. Yani çünkü şeyde bu bilgisayar sanal ortamda tabii birçok adrenalin ve mutluluk hormonunu salgılayan sürekli belli saniye aralıklarında şeyler konuyor. Şimdi dolayısıyla buna karşı kitabı nasıl şey yapıyorsunuz? Bir rahmetli birisi vardı ona soruyorlardı ya işte çocukları nasıl sevdireceğiz diye. O da şekerle demişti. Hani herkes ha gülmüştü falan ama baktığınız zaman esasında insanın nefsi hakikaten öyle işleyen bir şey. Ona bir ödül koyduğunuz zaman onu yapıyor. Ama asıl ödül mesela bir interneti ödül olarak koyup kitabı okutursanız çocuk okuyor. Nefis okuyor daha doğrusu. Fakat okumazsa şey yapmazsanız onu koymazsanız hiçbir zaman kitaba yanaşmıyor gibi ve tabii ki manevi beslenmede bu bağlamda sadece bir ritüel olarak değil. Bunun hakikaten manevi bir boyutta bir karşılığı var ve bu bizi besliyor. Aynı fiziksel seviyede, duygusal seviyede beslediği gibi. Sohbet edelim. Nerede edelim? Sohbet edelim. Ama ne konuşalım? Sürekli bir dikkat dediğimiz şey artık yok. Şiir biraz kişisel bir beğeni meselesidir. Orta çağ karanlıktı. Ya 21. yüzyıl aydınlık mı? Sizi bir bilinç haline sürüklüyor. Mustafa Akar ve İbrahim Altay'la Millet Kıraathanesi'nde toplanıyoruz. Millet Kıraathanesi bu akşam 21'de Vav TV'de. Peygamber Efendimiz'i dünya gözüyle gören ve onun mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız en ince detaylarıyla anlatıyor.
Profesör Doktor Adnan Demircan'da 40 Sahabe programı yarın 15'te Wow TV'de. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Mustafa Bey, sizin eklemek istedikleriniz vardı. Tam da oraya bir virgül koymuştuk. Bıraktığımız yerden devam edelim. Teşekkürler. Evet, yani o şey de biliyorsunuz, bir hadis-i şerifte de bir nehrin başında olsanız bile ve abdest alıyor olsanız dahi su israf etmeyiniz diyor mesela. Şimdi bugünkü iktisadi açıdan bakarsak buna esasında, hani düşünelim yani bir inanılmaz bir kaynağın başındasınız ve hani abdest gibi ulvi bir şey yapıyorsunuz. Hani suyu niye israf olsun diye insan düşünebilir. Ve hatta bugünkü imkanlarımızla düşünelim. Yani ben kapitalist mentalitede şu var. Eğer ben kazandıysam istediğimi yaparım. Mesela çöpe atabilirim parayı, yakabilirim veyahut da israf edebilirim. Hani yiyecekleri aldım, parasını vermedim mi kardeşim gibi bir mentalite maalesef çok yaygın bir şekilde çevremizde de gidiyor. Halbuki o nehirden belki 200-300 kilometre sonra o nehir ufak bir küçük su dereciğine dönüşüyor. Ve o derecikteki gelen suyla yaşayan insanlar var. Dolayısıyla sizin buradaki israf ettiğiniz ve sizi etkilemeyen o şey 200 kilometre, 300 kilometre aşağıdaki insanın esasında temel yaşamsal bir takım ihtiyaçlarını tüketmiş oluyorsunuz. Ha, bunu direkt bugüne reflekte edelim, bugüne yansıtalım. Bugün en basit mesela ekmek, Türkiye'de inanılmaz bir ekmek israfı var. Niye? İşte alınıyor ekmekler, sonra bayatladı diyoruz. Zaten işte 1.75, 2 lira, 2.5 lira neyse. Dolayısıyla ne olacak yani? Hani zengin, fakir, herkes onu bir güzel maalesef israf etme gibi bir durum oluşuyor. Fakat bizim burada israf etmiş olduğumuz bu ekmek esasında buğday tüketimini arttırdığı için dünyadaki buğday fiyatlarını etkiliyor. Sadece Türkiye değil tabii. Yani Amerika, Avrupa'da, Batı'da ve dünyanın birçok yerindeki bu tüketim alışkanlıkları dönüp o temel ihtiyaçların fiyatını arttırdığı için bugünkü küresel piyasalarda Afrika'daki adamın esasında ekmeğini çöpe atmış oluyoruz. Ve bu temel paradigmadaki hani değişimden, farklı yaklaşımdan bahsediyoruz. Bu egoistik hani kişinin hani kendi çıkarını maksimize etme yaklaşımı, hatta insan insanın kurdudur diye değil mi? Temel prensiplerden bir tanesi hani materyalist felsefede. Şimdi dolayısıyla buradaki sahiplik kavramı bile mesela esasında İslam iktisadında bize emanet, hani biraz da bu tabii artık şey olmuş. Dejenerim diyelim ya da çok eskiyor bazen kavramlar kulağımıza ama aslında çok güzel bir kavram. Hani derler ya işte o dükkan hayırlı olsun ya işte emanetçisiyiz falan gibi. Bu emanetçilik kavramı temelde esasında hakikaten Allah'ın kula vermiş olduğu sorumlulukla ilgili bir mesele. Ve bizim bir kaynak sahibi oluyor olmamız bunu istediğimiz gibi harcama yetkisini vermiyor. Ve bunu çift dünyalı bir bakış açısında baktığınız zaman bunun ciddi bir takım sonuçları da var. Hani nefsi emmare bağlamında bakarsanız. Adalet, hak bağlamında bakarsanız zaten bu hakikaten insani bir yaklaşım değil. Yani tutup da ben burada sırf bir şeyi harcayabildiğim için bunu israf edip bir başkasının hakkını belki de zincirleme bir reaksiyonla belki onun bazı geceleri aç geçirmesine sebep oluyorsam bu hakikaten insani olarak çok ciddi bir problem. Hani bu bağlamda hakikaten bu temeldeki o nefsi emmare dediğimiz egonun baz alındığı bir iktisadi yapı bugün dediğimiz o başta bahsettiğimiz temel prensipleri farklı kurgulandığı için ve bunu hak gördüğü için esasında burada yaptığı israfla başka bir yerdeki insanın çok ciddi acı çekmesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla buradaki paradigmanın önemi de bu ve o gördüğümüz esasında temel prensipler belki daha hani kendi oradaki işte nehir falan gibi düşünmemek lazım. Bunları bugünkü formata taşıdığımız zaman ne kadar önemli prensipler olduğunu, ne kadar esasında bugünkü yaşadığımız dünyadaki açlık ve yoksulluk problemine ne kadar temel bir dayanak teşkil ettiğini görmek mümkün. Onlar aklıma geldi siz konuşurken onları paylaşayım istedim. Aslında bütün bunlar alt başlıklarıyla beraber tek tek çok uzun bir şekilde de ele alınabilecek konular. Çünkü bahsettiklerinizle beraber işte kapitalizmi belki biraz daha bizim irdelememiz ve daha iyi anlamamız gerekiyor ki kendi hayatımızda biz fark etmeden neler bizim hayatımıza girmiş bunu biraz daha irdeleyebilelim. Ya da pek çok konu ama olabildiğince biz bu detayları belki tekrar ele almak gerekir ama aynı bağlamda kalmak adına ben size şunu da sormak istiyorum.
Peki bütün bunlarla beraber farklı bir anlayış ortaya koymak mümkün mü? Bütün bunları zihnimizde tutarak farklı ne yapabiliriz? Biraz daha yapabileceklerimiz üzerinden somut bir örnek verme imkanımız var mı? Kesinlikle ve dediğiniz bence çok çok önemli bir şey. Çünkü hakikaten bunları hayatımıza taşımadığımız sürece hani affınıza sığınarak hani bir eşeğin kitap taşıması gibi bu bilgiyi taşımanın hakikaten hiçbir faydası ne taşıyana ne dışarıdan görene bir faydası olmuyor. Bu bağlamda tabii birincisi israf konusu belki yani bireysel bağlamdaki en önemli konulardan bir tanesi. Hatta son dönemlerde tartışmalarda da yer almıştı iftarlarda yapılan israflardan. Tabii sadece bu o mesele değil ama belki israfı iki ayrı kategoriye de ayırabiliriz. Bir niceliksel, bir niteliksel olarak. Ne demek istiyorum? Nicelik hani sayısal olarak yani işte ekmeği fazla aldım ve bir kısmını israf ettim. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi zincirleme reaksiyonla ciddi bir kaynakların tüketimi bağlamında düşünün. Diğer insanların erişememesi bağlamında birçok ciddi zararları olduğu gibi. Niteliksel bağlamda dediğimiz zaman da bir şeyi lükse kaçma. Yani burada yanlış anlaşılmasın. İslam tabii denge dini. Ne diyor? Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Dolayısıyla burada bir tamamen çekilme dünya hayatından bahsetmiyoruz kesinlikle. Tam tersi bir Müslüman esasında bir fıtratı ile hayatın her seviyesinde hani fiziksel seviyede de manevi seviyede olduğu kadar aktif olmakla yükümlü. Çünkü Allah'ın halifesi olmak gibi bir görevi var. Ve Allah da fiziksel dünyayı da yaratmış. Dolayısıyla burada da halife olmak gibi bir yükümlülüğü var. Şimdi bu bağlamda bakacak olursak esasında günümüzde biraz evvel değindi. Hani bu lüks tüketim, hani elindekinin daha iyisini alma. Daha iyisi derken tabii neye göre iyi? Toplumsal kabullere göre daha fiyakalısını, daha lüksünü. Ve tabii burada da inanılmaz bir israf var. Çünkü bu gelir dağılım bozukluğu arttıkça özellikle zenginlere yönelik çok ciddi bir üretim de arttı. Yani bir saate atıyorum 1000 liraya, 2000 liraya diye belki iyi bir saat alabilirsiniz. Daha da ucuza da alabilirsiniz. Ama bugün hani sırf zenginlere yönelik yok bilmem ne taşlı, onlu, bunlu 2 milyon dolara saat satılıyor. Ve insanlar aa ne güzel benim de olsa yaklaştı. Halbuki bu insani açıdan güzel bir şey mi? Yoksa bir tarafta çok ciddi insanların ihtiyacı olan bir takım kaynakları siz buraya mı ekonomiye yönlendiriyorsunuz? Yani elimizde bir havuz var veya diyelim ki un teknesi var ve burada bizim 2 kilo unumuz var. Siz bunu sınırlı olan bu kaynağı ekmek yapmaya bir takım başka şeylere mi harcıyorsunuz yoksa tamamen işte bir mutfakta dekoratif 3 gün duracak, 3 gün sonra belki dökülecek bir heykelcik yapayım kimse yemesin. Hani böyle dekoratif olsun noktasında mı kullanıyorsunuz? Çünkü bunu buraya ayırdığınız zaman diğer taraftaki insanların çok temel ihtiyaçlarını şey yapmış oluyorsunuz, almış oluyorsunuz ve bu sadece dünya genelinde de düşünmemek lazım. Türkiye içerisinde de bu böyle. Yani bu gelir dağılım bozukluğunun birçok alanda yansımalarınızı çevrede görmek mümkün. Hani buradaki eğer kaynağınızı israfa harcıyorsanız eğitime kaynak ayıramıyorsunuz. İşte sağlığa yeterli kaynak ayıramıyorsunuz. Başka bir yerde yeni kuracak olacağınız veya tabii bir girişimcinin ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayamıyorsunuz ki Türkiye özelinde bakarsak biz cari açık dediğimiz değil mi? Kaynak açığı yaşayan bir ülkeyiz. Yani bizim maalesef ihracatımız, ithalatımızdan düşük. Dolayısıyla sadece o değil, diğer servis hizmetlerinde de ürettiğimiz gelirler bağlamında toplam bütçeyi ele aldığımız zaman biz sürekli dışarıdan finansman gerektiren bir durumdayız. Çok uzun bir zamandır. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor bize? Toplum olarak dengesiz bir noktada olduğumuzu gösteriyor. İktisadi açıdan da. Dolayısıyla bizim yani tam burada esas da hani bırakın fıtrat veyahut da İslami bir veyahut da öbür tarafta bunun bir vebali olması meselesini rasyonel sadece materyalist bir iktisadi paradigma ile bile yaklaşsanız şu anki bizim israf etmemiz bizim gelecek 3 sene, 5 sene, 15 sene, 20 sene sonraki esaslı tüketimimizi kısıtlamak bağlamına geliyor. Çünkü bunu finanse edebilmek için ne yapıyoruz? Dışarıdan yüksek faizle borç almanız lazım. Şimdi sürekli bizde faiz biliyorsunuz sürekli bir problem. Şu an %19 gibi dehşet yüksek rakamlarda. Niye? Çünkü kendi paramızı biriktiremiyoruz. Dışarıya muhtacız ve kriz anında da bir anda patlıyor şeyler. Dolayısıyla belki siz ilk arabanızı alacaksınız. Bir ihtiyaç, israf değil. Ama yüksek faizden dolayı alamıyorsunuz. İlk evinizi alacaksınız. Alamıyorsunuz. Yani o kadar entegre bir sistem var ki burada. Bu tabii israf boyutu. Bunun dışında gelir dağılımının
işte bu çatışmacı dünya görüşünü biraz hani ben kazandıysam benim hakkım yaklaşımı var. Ortaokuldayken ilk defa yurt dışına çıktım. New York'a gitmiştim. 90'ların ortası. 94 ya da 95. Çok soğuk bir kıştı İstanbul'da. New York'ta da aynı şekilde. Tabii o dönemde gittim. Tabii ortaokul çocuğu olarak hani orada değişik arabalar. O zaman daha da şeydi. Türkiye'de olmayan birçok şey falan. Dolayısıyla onlara tabii ki bakıyorum, ediyorum. Havaalanında çıktık. Bir tane limuzin. Türkiye'de limuzin o dönem yok. Yani ki iyi bir şey. Hani niye olsun? O ayrı bir şey ama bu iki kat uzunlukta biliyorsun. Arkasında 2-3 teker var. Yani hani bir görgüsüzlüğün boyutu olarak adam hani bir değil. Benim iki tane, iki kat uzunluğum var. Tabii ben de çocuk olarak bakıyorum. Aa bu ne falan filan gibi. O sırada kapı açıldı ama çok soğuk bir kış. Hani herkes paltolar şey içerisinde. İçeride bir jacuzzi. Hani adam herhalde yarım saatlik havaalanından Manhattan'daki artık kaşhanesine giderken nasıl bir şeyi varsa... Hatta o zaman şey düşünmüyor ya, fren yapsa su dökülmüyor mu falan gibi böyle değişik hesaplara girmiştim. Ama aynı sokaklarda hani Manhattan dediğimiz yer zaten bir ucundan bir ucuna 2 saatte yürüyebildiğiniz bir adacık. O sene 100 kişiye yakın kişi donarak öldü. Yani düşünebiliyor musunuz? Aynı sokaktasınız ya da bir arka sokakta birisi o sırada donuyor. Diğer adam da jacuzzi'nin içerisinde hani görgüsüzlüğün ve o paranın tamamen bir şeyi olarak... Hani evindeki jacuzziye bekleyemiyor ve hani artık kimse. Yani bu nasıl bir insani yaklaşım olabilir? Yani birisi orada donuyor ama burada tabii şu var. İşte bu çatışmacı paradigma biraz şöyle bakıyor buna. Diyor ki kardeşim bu çalışmadı. Yani hep biz de La Fontaine hikayeleriyle büyüdük ya. Hmm. İşte karınca, sas çalan, sas böceği falan. Dolayısıyla bu adam tembel. Bu tembel olduğu için böyle. Halbuki hayat böyle bir şey değil. Hayat çok organik bir şey. Yani aynı ağaçlar gibi. Her zaman güçlü değiliz. Kimi zaman sizin tabii çok daha alanınız. İnsan düşebiliyor. Kimi zaman düz yolda giderken bir hayat, bir nevi biz araç gibi giderken yandan bir tır gelip çarpıyor ve sizin bütün omurganızı yamultabiliyor. Dolayısıyla toplum tasavvurunun güçlü üzerine değil, zayıf üzerine kurgulanması gibi bir gerek var. Dolayısıyla esas İslam ekonomisi temel şeylerinden bir tanesi de bu yapıyı bize veriyor. Yani Batı'da mesela en... güzel dönem 20-30 yaş arası. Kendi paranızı kazandınız. Ben 8 sene kadar yurt dışında şeyde kaldım. Hani bunu şey için, yani yurt dışında kaldım. O bağlamda değil. Hani uzak doğuda da şey bulundum ama hani böyle bir batı sentrik bir şeyim yok. Hani yanlış anlaşılmasın. Fakat orada görüyorsunuz. Mesela insanlar yaşlandıkça hayat kötüleşiyor. Niye? Çünkü bizim en azından İslami gelenekte bir hikmet bilgisi, bir saygı toplumda böyle bir şey var. Batı'da ise güzelliğinizi kaybediyorsunuz. O dediğiniz gibi sürekli reklamlarda bizi boğdukları hani sürekli güzel, genç, yakışıklı. Hatta bir AVM vardı. İsmini söylemeyeceğim ama işte şeydi, mottosu genç, zengin bilmem ne. Hani fotoğrafta ona göre bir şey. Gençler eğleniyorlar falan tadında. Şimdi hele de fakirseniz tam bir rezillik yani. Dolayısıyla hani bu pandemi döneminde de yaşandı. İnsanlar panik içerisinde hani ölüm riskiyle karşılaşınca yatalak hastaları kitleyip gittiler. Evet. Yani inanılmaz bir şey. Adamı hani kendini korumak için, kardeşim öldürse ölsün bana ne gibi bir noktaya doğru ittiren bir şeyle yüzleşiliyor. Dolayısıyla burada hakikaten zayıfı koruyan bir yapının olması çok önemli. O konuda da bir hani son geçmişten bir örnek belki verilebilir. Tabii Osmanlı medeniyeti tabii ki artıları eksileri de olan bir medeniyet ama bizim açımızdan sadece ceddimiz olması, atalarımız olması bağlamında değil. Fakat İslam medeniyetinin de son halkası olması bağlamıyla çok önemli bir tarihi laboratuvar. İslam iktisadının kurumlarını da o dönemde hani bu tam bağlamıyla birçok kurumu burada görmek mümkün. Ve burada o yüzden mesela İslam ekonomisinde biz de genelde maalesef kendi okumalarımızı pek yapmayıp yurt dışından tercüme üzerinden birçok şeyi baktığımız için hep işte Avrupa'daki skolastik dönem, merkantilist dönem falan bu şeyle gidiyoruz. Fakat esasla şeyde Osmanlı'da çok farklı bir paradigma var. Ve rahmetli Mehmet Genç Hoca yakın zamanda vefat etti. Onun çok uzun seneler arşivlerde yaptığı çalışmalar sonucunda birçok şeyleri ortaya da çıkardı. Allah razı olsun. Onun güzel bir anekdotuyla sözü Rukiye Hanım'a teslim edeyim. Yapılan bir araştırmada 18. yüzyıl, yani 1720 küsürler tahmin ediyorum. Avrupa'daki 3 büyük şehir İstanbul, Londra ve Paris. İstanbul'un nüfusu 1 milyon civarı o dönem en büyük şehir. Londra ve Paris'te 600 ve 700 bin, hani sırası şey olabilir, farklı olabilir ama biri 600, biri 700 yaklaşık.
o dönemdeki dilenci sayılarına farklı araştırmalarda bakılmış. Ve Paris ve Londra'da yaklaşık %10. Yani her 10 kişiden biri, yani 60-70 bin tane dilenciden bahsediyoruz. Hani fakir sayısı belki daha da fazla. Bu tabii bu nasıl doğrulayabiliriz hani popüler kültürden? Sefiller romanı değil mi? Tam bu dönemlerde yazılmış. Belki bundan biraz daha 20-30 sene sonra bilmiyoruz. Şimdi o dönem kapitalizmin başlangıcı olan esasında bu coğrafi keşifler ve sonrası dönemde tabii Avrupa inanılmaz bir sömürgecilik imparatorluğu kuruluyor. Birçok imparatorluk kuruyor. Ve Latin Amerika'dan, Güneydoğu Asya'dan, birçok bölgeler, Afrika'dan, her taraftan inanılmaz bir zenginlik akıyor. Ve bu dediğimiz hani 1450, hadi 1500'ler diyelim, 1600'ler diyelim. Yüzlerce yıl sonra çok ciddi bir zenginliğin esasında Avrupa'ya aktığı dönemden bahsediyoruz. Hatta bir meşhur bir tarihçinin şeyi var, diyor ki yani bu zenginlik diyor Avrupa'da zenginlik oluşurdu ama refahı oluşturmadan, hani biraz evvel de geçmişti. Günümüzde de aynı problemi farklı bir şekilde yansıtıyor, yaşıyoruz. Ve Osmanlı'ya baktı, İstanbul'a baktığımız zaman 300 küsür kişi dilencilik yapıyor. Ve onlar da sadece galiba pazar günleri kilise çıkışında yapan bir çok küçük bir azınlık grup, ki o zaman İstanbul'un gayrimüslim nüfusu belki yarı, belki yarıdan fazla diyebiliyorum. Dolayısıyla yani o çok çok az, neredeyse yok deneyeceği bir şekilde. Peki diyorlar, bu nasıl oluyor? Yani Osmanlı o kadar zengin değil. Nasıl oluyor da böyle bir top bu kadar büyük bir şehirde o dönem için böyle bir şey olabilir? Şimdi burada işte bireysel yaklaşımın da ötesinde kurumsal yapıları kurmuşlar. Aşe evleri var. Ve vakıflar bunları genelde bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Ve ekonominin yarısından fazlası vakıflar üzerinden belki o dönemde, tabii yıllara göre değişmekle birlikte dönüyor. Burada herkesin bir günlük yiyeceği garanti altında. Yani öyle bir sistem kurmuşlar ki adamlar, açlık endişeniz yok. Hakeza yine ticarette, mesela o dönem ticaret canlanması için şeyler var. Her bir günlük mesafe, İpek yolu dediğimiz şeyin esasında İpek yolu gibi önemli bir şey olmasına ana sebeplenen biri, bir tane han yapılmış ve bunu yine hanı vakıflar finanse ediyorlar. Üç gün boyunca bedava kalabiliyorsunuz. Bu hem tabii ki ticarette o dönem şartlar içerisinde çok ciddi geliştiriyor. Çünkü güvenlik sorunları var. Dolayısıyla gündüz seyahat edebildiğiniz bir ve daha sonra güvenlikli bir bölgeye çekilmeniz çok ciddi yarıyor. Ama bunun ötesinde aynı zamanda ilim yolu burası. Yani bugün Anadolu'yu akan birçok, esasında o dönemin hani konuştuğumuz alimler, ulemalar bu yollardan gelmiş. Yani siz atıyorum Buhara'da çıkıp Bağdat'taki bir alimden eğitim almak istediğiniz zaman ücret ödemeden, o dönemin şartlarında hele, hani bugünkü teknoloji de yok, çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bu altyapılar kurulmuş. Ama burada da şu çok önemli. Bu zihin yapısı, bunlar böyle bir ütopik hayaller gibi düşünmemek lazım. Bu bir denge meselesi. Nasıl denge meselesi? Veren eldeki bilinç kadar alan eldeki bilinç de o dönemde çok gelişmiş. Nasıl? Sadaka taşları. Bugün bazı camilerde son kalan örnekleri var tarihi olarak. Görmüşsünüzdür. Böyle bir silindirik bir taş. Ortasında da bir delik. Başka belki versiyonları vardır ama benim gördüğüm olay öyleydi. Temel yapıda hani işte el konuyor. İçindeki parayı koyan mı, koyma alan mı belli değil. Koyan da ihtiyacı kadar alıp devam ediyor. Şimdi bugün o taşlar duruyor ama bu mekanizma çalışıyor mu? Hayır, çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Çünkü maalesef bu çatışmacı dünya görüşü, bu egosentrik dünya görüşü hepimizi kuşatmış durumda ve hani zenginleri sadece suçlamak bir çözüm değil. Çünkü fakirlerden, yani fakirler fırsat bulamamış zenginler gibi olunca, dolayısıyla ne oluyor? Siz oraya parayı bugün hani uygulamaya koyayım deseniz, iki dakika sonra hemen birisi bütün hani ihtiyacım var, yok bir günlük ihtiyacımı alayım, bir sonraki gelir falan, böyle bir düşünce sistemi olmuyor. Dolayısıyla bu esasında çok bütünleşik bir yapı ve bu mentalite dengesiz bir yapı değil. Hani bugün uygulanabilir miydi sorulardan bir tanesi. Uygulanabilir ama mutlaka bir düşünsel olarak bu noktada dengeli bir dönüşme ihtiyacımız var. Öncelikle tabii bir farkındalık. Hani bu fıtrata dayalı sistemin temel prensipleri nelerdir? Bunları iyi anlamamız lazım. Ve bu yapılar üzerinden bizim işte gerekli kurumsal yapılar, yani sivil toplum tarafı olsun, diğer devlet tarafı olsun, diğer farklı yönlerde bunları geliştirmemiz gerekiyor. Ve bunu dengeli bir şekilde yaptığımız zaman bunların hepsinin işlemesi mümkün. Son bir şeyle kapatayım bu tarafı, size
uzatayım. Biraz uzattım ama konu geniş bir konu. Mesela 90'larda yaşanan holding problemleri oldu. Hatırlarsanız bir dönemde işte kimi iyi niyetli çıktı. İşte hep beraber ortaklık yapalım. Hani faize bulaşmadan bir şeyler yapalım dedi. Kimisi burada fırsat görüp bunu nasıl suistimal ederime dönüştü gibi başka birçok sebeplerin de olduğu bir şeyde çok ciddi problemler yaşandı Türkiye'de. Bunun bence temel sebebi, başka birçok sebebi de olabilir ama bir fıtratı esasında direkt orada ilgilendiren bir durum. Birincisi ehil olmayan kişilerin işe başa gelmesiydi, işin başına gelmesi. İkincisi de insanın fıtratında mala tamah var. Dolayısıyla hani 10 kişi biz bir araya geldik, hani bizde şey ayıptır değil mi? Bir şey söylersin, ya bir yazalım desen, ya bana güvenmiyor musun? Bana mı şey yapıyorsun falan gibi. Ya arkadaş, halbuki sünnet yazılı olması gerekir diyor. Bir, ikincisi de denetleme sistemlerinin güçlü olması lazım. Yani böyle bir ütopik yaklaşımla işte biz 10 kişi bir araya geldik. Allah razı olsun şöyle yapalım, böyle yapalım. Siz hakikaten samimi bile olsanız o şey biraz büyümeye başladığı zaman art niyetli insanlar ya da içinde kendini tutamayan, hani fazla bir şeyler gördüğü zaman dayanamayan bir takım insanlar mutlaka geliyor. Bu her zaman olacak. Yani Peygamber Efendimiz döneminde de vardı. Bugün de olacak çünkü insan fıtratı değişmiyor. O iyilik ve kötülük potansiyeli var. Mesele bizim buna uygun bir yapıyı kurgulamamız. Eğer o dönemde kurulan holdinglerin ciddi bir denetleme sistemi olsaydı bugün bu problemleri yaşamazdık. Neye göre söylüyorsunuz diyeceksiniz bunu. Ya bankalar, konvansiyonel bankalar veyahut da diğer finansal kurumları düşünelim. Bu konvansiyonel yani normal banka sisteminde veyahut da diğerlerinde birileri iyilik yapalım diye mi çalışıyor? Hayır. Herkes tamamen para kazanmak ve çok da kapitalistik bir hani ego merkezi bir yaklaşımla orada. Tamamen çok büyük primler var hani baştaki yönetici pozisyondasınız. İnanılmaz primleri var, şunları var. Tamamen siz sürekli daha çok sat, daha çok şey yap, daha çok yönünde bir ciddi kamçılama var ve başarısız olursanız da işten atılıyorsunuz. Ya acayip şey bir ortam. Bu ortamda sistem gayet çatır çatır işliyor. Nasıl oluyor? Çünkü çok ciddi denetleme sistemleri var. Ben hani bankacılığı geçmişim de var bir dönem. Ya bankanın içinde BDDK'nın ofisi var. Yani sürekli orada full time işi devletten burayı denetlemek olan işler var. Sadece o var. Hayır, iç denetçi sistemi var bankalarda. Tek işleri sürekli bankayı denetleyip kontrol etmek olan. Bu da hayır. Onun ötesinde dış denetçiler var. Bayağı çok ciddi ücretler verip işte sene sonu raporları yayınlanıyor ya, finansal tablolar muhasebesini ciddi olarak incelen. Dolayısıyla 3-4 seviyede sistemi sürekli denetlemeye şey yapmışlar. Veyahut da anonim şirket yine tam kapitalizmin ortaya çıkardığı esasında bir ortaklık yapısı. Bunlar nasıl işliyor? Sahipleri ayrı değil mi? Sahipleri genel bir hani çok büyük firmalarda birçok zaman sahipleri işte aktif değiller. Veyahut da az bir kısmı. Çoğu profesyonel yöneticiler ve adamın tek gayesi para kazanmak bu. Ve mesela krizlerde, Amerika'daki krizde şeyde gördük. Eğer fırsatı bulursa bu adam şey de yapabiliyor. Kötü niyetli de olabiliyor yer yer. Çok büyük paralar çalan insanlar göründü. Enron vakası 2000'lerin başında oldu. Hani CEO bilmem kaç yüz milyon dolar alıp hani son batmadan birkaç sene önce ayrılıp sonra yeni gelen adamın elinde patlayan, çok ciddi krizlere yol açan ve hukuki olarak şeye takılmayan ama etik olarak tamamen adamın bilerek maalesef içine oyduğu yapıları gördük. Gayet eğitimli insanlar, gayet işini bilen insanlar. Ama nedir bunu engelleyen temelde? Denetim yapıları. Şimdi eğer biz fıtrata o dönemde bunu iyi niyetli kuranlar için söylüyoruz, kötü niyetleri bir kenara koyarsak, iyi niyetli kuranlar ya arkadaş biz fıtri olarak insanın kötüye de meyalliği var. Dolayısıyla bizim mutlaka çok sağlam denetim mekanizmalarını kurmamız lazım diyerek bu işe başlasalardı ve yapıyı buna göre kurgulasalardı belki bugün çok hakikaten bereketli kurumlarımız olabilirdi. Ama biz orada iyi niyetli olup fıtratı göz ardı ettiğimiz noktada çatır çatır gidiyor. Yani ben çok estetik bir masa tasarladım. Çok iyi niyetlerle ve bunun işte aşevinde kullanılması için tamamen fedakarlık yaparak 3 sene çalışıp çok detaylı bir masa hazırladım ama çok iyi niyetliyim. Dolayısıyla bacaklarını yapmasam o da bu iyi niyetimden dolayı ayakta durur dememiz geçerli değil. Çünkü yer çekimi var ve bu yer çekimi hani Allah'ın esasında muradı bu. Allah yerin çekmesini murad ettiği için yer çekiyor temelde. Dolayısıyla buna mugayir durmak Allah'ın esası muradına mugayir durmak olduğu için işlemiyor. Ne kadar iyi niyetli olursak olalım. Ve bu bütün yapılarımız için de geçerli. Yani evlilik kurumu için de geçerli, çocuk yetiştirirken de geçerli. Yani ben çok merhametliyim, çocuğum aman şey olmasın diyorsanız, eğer dengeyi bozuyorsanız, o zaman bunun ne kadar iyi niyetli olursak olalım sonucunu görüyoruz. Veyahut da tam tersi, işte bu çocuk şey olsun, ben ona biraz sert davranayım, hani
topluma karşı kendi ezdirmesin, güçlü olsun veyahut da hani benim otoritemi şey yapmasın, sarsmasın deyip de tersten bastırıyorsunuz. Bu sefer diğer taraftan bir şey mutlaka çatlıyor, kırılıyor. Yani o denge noktası ve fıtratı biz tüm alanlarda yaşatmadığımız sürece ve İslami kurumsal yapılarda veyahut da bireysel hayatımızda da bu prensipleri deşifre edip günümüz şartlarında kurgulamadığımız sürece ne kadar iyi niyetli olursak olalım, işte çok bir sürü örnekleriyle dolu. Bu böyle bir şeyi ortaya çıkarmamız mümkün değil ama bunu yaptığımız noktada kaçınılmaz. Yani siz eğer aerodinamiğe uyuyorsanız, eğer yer çekimine uyuyorsanız ve diğer birçok prensibe uyuyorsanız uçak yapabilirsiniz. Bu kadar basit. Efendim ama işte biz Çin'deyiz. Çin'de nasıl yapılır? Her yerde yapılır. Venezuela'da da yaparsın. Zimbabwe'de yaparsın. Amerika'da zaten yapılıyor. Mesele buradaki mesele fıtrat meselesi. Fıtrata kim uyuyorsa, eğer bunu hani dinsiz birisi de uyuyorsa o Allah başarı veriyor bunda. Çünkü o Allah'ın muradına uyduğu için onu yapıyor ve bu bizim esasında hani diyor ya, gezip görmez misiniz o işaretleri takip ediyor. Yani bunlar işte Allah'ın Allah olduğuna olan işaretlerin bir kısmı esasında ve bizim ne kadar bu kanunlar karşısında ne kadar aciz olduğumuzu gösteren şeyler. Yani buna baktığımız zaman bunu da belki görmemiz gerekiyor bu noktada. Rukiye Hanım'dan fikirlerini almadan önce aslında tam da burada sizin de az önce bahsettiğiniz gibi egosentrik bir yaşam olduğundan, kapitalizmin bunu getirdiğinden ve aslında sürekli insanı hem üretmek zorunda bırakmaya hem de tüketmek zorunda bırakmaya mecbur kılan bir sistemden de bahsetmiş oldunuz. İşte tam da bu noktada aslında bizim önümüze konmuş sinema tarihinde çok güzel bir örnek var. Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar filmi. Şimdi bizim bu filmden tam da işte bu insanın üretmesine yapılan dayatmayı da çok net gördüğümüz bir sahne var. İsterseniz beraber o sahneyi çok kısa bir kesit izleyelim. Ardından bunun üstüne konuşmaya devam edelim. Aslında burada da gördüğümüz gibi yani o kadar hızlı bir şekilde çalışmak zorundasın, buna mecbur bırakılıyorsun ki buruna gelen sineği kovuşturacak bile vaktin yok. Sen çalışmak zorundasın. Şimdi tabii burada artık insanı insan yapan bütün özelliklerin yok sayıldığı bir sistemden bahsediyoruz. Böyle bir sistemin içinde insan olarak var olabilmemiz mümkün mü? Bunu nasıl sağlayabiliriz? Mümkün mü? Ümidini kaybetmeyen bir insan olarak buna mümkün diye cevap vermek istiyorum. Ama elbette çok zor. Çünkü hem gördüğümüz hem görmediğimiz yönlerden, veçelerden kuşatılmış durumdayız. Kanaatkar ya da fıtratın kodlarına göre yaşayan bir insan olmak istesek bile takılacağımız çok fazla bariyer var. Mesela ilk çıkan cep telefonlarını uzun yıllar kullanabildik. Ama sonra baktılar bu böyle olmuyor. Sağlam olunca ve uzun süre ihtiyaca cevap verince yenisini satamıyoruz. Oysa biz bir insana bir telefon satalım, onun işini görsün derdinde değiliz. Bir telefon satalım, kısa süre sonra daha iyisini, daha yenisini, daha renklisini satalım. Güncelleme yapmazsak kullanmamıza izin vermiyor. Ve önce bazı şeyleri kullanmaya bizi meftun ediyor, esir ediyor. İşte hava durumuna oradan bakıyoruz, yemek tarifine oradan bakıyoruz. Bilimsel araştırmayı yine internetten yapıyoruz diyelim. Ve dolayısıyla ne kadar biz, ya elimdeki bana yetiyor, bununla yetinirim desek de birkaç yıl içinde gelecek güncellemeleri kabul etmeyecek şekilde tasarlayarak bizi bunun ikincisini, üçüncüsünü almaya mecbur bırakıyor. Bazı şeyler doğası gereği çok fazla içimize sinmiş durumda ve kaçınmak çok kolay değil. Ama farkındalıkla
bir miktar kaçınabilmek ve o aklı selimi koruyabilmek belki mümkün. Böyle bir sistemde çalışıyorsak, bizi makineleştiren bir sistemde çalışıyorsak tabii ki hiç kolay değil. Kendi hayatımıza dair belli saatlerimizi son derece o kapitalist sistemin ritüellerine göre planlamış bir iş yerinde olduğumuzu varsayalım. Hem içinde olup, yani hem bir denize ya da havuza girip hem ıslanmamak ne kadar mümkünse orada korunmak o kadar mümkün. Belki 9'la 5 arasında bu şekilde çalışmamızı isteyen bir sistemde bugün kendimi nasıl hissediyorum? Bugün gerçekten bu hizmeti vermeye hazır mıyım? Yoksa manevi ya da duygusal başka bir ihtiyacım mı var? Yok, yani bu şekilde kodlanmış bir sistemde özel hayatında, bireysel hayatında maneviyatı olan, inançlı olan insanlar arasında dahi gözlemlediğimiz şey şöyle. Çocuğum hasta, bugün biraz geç gelebileceğim işe deyince, ancak 11 gibi olabilirim deyince tamam ama 11'i geçmesin gibi bir cevap. Geçmiş olsun, neyi var, sen nasıl hissediyorsun, gerçekten kötüyse ya da ihtiyacın varsa biraz daha gelmeyebilirsin, idare ederiz. Ya da geçmiş olsun, neyi var, gerçekten bugün durum çok acil, bittiği zaman beni haberdar et. Değil. Tamam ama 11'i geçmesin. Ve bu şey değil, istisnai değil maalesef, yaygın bir şey. Yani özel hayatında ölüyor olabilirsin, çok önemli değil. Ya da çok yakınını kaybetmiş olabilirsin, çok hüzünlü, çok dertli bir döneminden geçiyor olabilirsin. Üretim durmamalı. Show must go on. Diyorlar. Show devam etmeli. Neden ya? Show da durabilir. O kadar büyük problem olmamalı. Haluk Bilginer güzel bir şey söylemişti. Bizim camiada olan bu show must go on olayını doğru bulmuyorum mealinde. Yani en yakının öldüyse sahneye çıkıp insanları güldürmek ya da eğlendirmek zorunda değilsin. O kadar kutsal bir iş yapmıyoruz. Orada durup acını yaşayabilirsin ama sistem buna izin vermiyor diye çok harika, çok haklı bir çıkış yapmıştı. Üretim için de aynı şekilde. Üretim niçin? Üretim eğer insan için, insan refahı içinse ve bu üretim yapılırken, gerek ham madde çıkartılırken, gerek çocuk işçi çalıştırılırken, gerek insanlar emeğinin çok altında, çok düşük rakamlara çalıştırılırken, Çin'de iş gücü ucuz diye mesela günlük belki burada bir iki ekmek alabileceğimiz rakamlara bir gün boyunca insanları çalıştırıyorlar. Adaletli bir ticaret değil yani o yapılan şey. Ki bugün bazı markalar işte fair trade değil mi hocam? Biz daha adil bir ticaret yapıyoruz, çocuk işçi kullanmıyoruz falan diye bunun üzerinden de prim yapmaya dönük politikalar geliştiriyorlar. Mümkün mü? Mümkün ama çok emek istiyor. Akıntının tersine yüzmek gibi çünkü. Böyle bir ortamda, böyle bir üretim ve tüketim döngüsünün içerisinde fıtri kodlarımıza sadık kalabilmek. Ama elbet mümkün, bir cahiliye konjonktüründe tek kişiden başlayan bir hareket bu kadar geniş coğrafyalara yayılabildiyse mümkün olduğunu görüyoruz. Ama o insanların yönelimleriyle, o insanların adanmışlıklarıyla hareket edersek ancak, ya ne yapalım bu zamanda bu kadar oluyor deyip konfor alanımızdan çıkmadan, alışıldık kodları kullanarak ya da zamanın gereği böyle deyip inancımı kendimle dört duvarım arasında yaşayıp iktisadi yaklaşımlarıma, tüketimlerime, üretimlerime yansıtmıyorsam evet mümkün değil. Ama o inanç ya da maneviyatı diyelim, hayata dair her alanda aklımızda tutarak, bir filtre olarak, bir paradigma olarak, onun filtresinden, merceğinden geçirerek baktığımızda bu yaptığım ne kadar insani, bu yaptığım ne kadar fıtrata uygun, her bir eylemimizde bu sorgulamayı yaparsak elbette fıtri kodlarımıza uygun yaşamak mümkün diye düşünüyorum. Mustafa Bey, siz neler eklersiniz? Can çok güzel Rukiye Hanım tabii koydu hakikaten ortaya. Şimdi şöyle, tabii bu bağlamda hakikaten zorlu bir dönem ama her dönemin kendi imtihanı var. Malum hani imtihan dünyası hakikaten ve o cehdi vermemiz gerekiyor. Bizim cehdimiz herhalde bugün bu varlık içerisinde bu dengeyi tekrar sağlayabilmek dünya için, hani tüm insanlık için dersek. Çünkü dediğimiz gibi artık teknolojimiz var, eskiden birçok olmayan şey var. Ve tabii ki ilk önce hani en üst manevi, madem hani dört seviye dedik, manevi seviyeden başlarsak Allah çocuğu esaslı diyor ki hani bu dünya üzerinde karanlık aydınlığı, aydınlıkla karanlığı hiçbir zaman yok edemez. Çünkü bu imtihan dünyasının fıtratı böyle ama kimi zaman karanlık ağır basıyor veyahut da farklı bölgelerde, farklı toplumlarda.
Kimi zaman aydınlık ağır basıyor. Dolayısıyla tabii ki küresel bir ortamda hakikaten bu kadar bombardıman altında zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Burası kesin. Çıkış yolu var mı? Tabii ki kesinlikle var ve ne sorusuna gelirsek benim naçizane görüşüm birçok da farklı yaklaşımlar da mutlaka olacaktır. Burada bizim toplum olarak daha örgütlü davranmamız lazım. Yani bir araya gelme, sivil toplum tarafını güçlendirmemiz gerekiyor. Dediğiniz gibi normalde birey olarak tüm ihtiyaçları fıtri olarak karşılamak mümkün değil. Ama ne yapılabilir? Mesela çocuklar değil mi? En büyük problemlerden biri bugün çocukların sanal ortamla olan dengesiz ilişkisi. Şimdi bunu dengeleme noktasında bir annenin veya bir babanın sadece yapabileceği bir takım şeyler var ama çok şey yok. Ama bir grup anne ve babanın esasında yapabileceği şeyler çok daha fazla. Nedir? Yani bir oyun grubu kurarsanız, çünkü o zaman çocukların bir alternatif oluşturabilirsiniz. Esasında fıtratta, önemli prensiplerden biri belki, fıtratta boşluk yok. Fıtrat boşluk tanımıyor. Yani siz esasında diyelim ki müzik, musiki. Hani tartışmalı bir konu belki ama ne demiş müzikler? Eğer size yani alimlerin koyduğu çeşitli yaklaşımlardan, ağır basanlardan bir tanesi diyor ki eğer size fayda getiriyorsa helal, güzel şey yapın. Eğer zarar getiriyorsa, eğer bu negatif zulüm oluşturan bir şeyse sizin üzerinizde bunu dinlemek her şey için veyahut da seyretmek veya o ilişkide, toksik ilişkide bulunmak bunların hepsi yasaklanmış çünkü size zarar veren bir şey. Şimdi bu bağlamda tabii ki bu teknolojinin getirmiş olduğu bir bize imtihan, çelişki nedir? İşte çocuk sürekli o kimyasal olarak kendisini uyaran dopamin ne sürekli salgılatan, sürekli ona heyecan yaşatan bir aletten bir alternatif sunmadığınız sürece hani oğlum yapma o zararlı demenin hiçbir şeyi yok. Çünkü fıtrat boşluk tanımadığı için çocuk o mutluluk hormonunu alabilmek adına ona yapışıyor. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız birinci şey çocuğa gerekli alternatifler üretmek. Yani eğer bunu yapıyorsan bunun yerine başka bir şey koyabilmem lazım. Ya spor olur bu, ya arkadaş çevresi olur, ya kitap okumayı bir şekilde sevdirerek olur. Hani sadece onu yap, bunu yap değil. Dolayısıyla bunu bireysel olarak tabii hepsini yapmamız mümkün değil. Ama ne var? Organize olarak yapmamız mümkün. Yani biz atıyorum 10 aile, 20 aile bir araya geliyorsak belli yaş grubundaki çocukları bir oyun grubu oluşturmak mümkün. Daha biraz daha ötesine gidelim. 50-100 aile olduğunuz bir anaokulu kreş grup. Bu kreşte o fıtrata göre kurgulanmış bir ortam sağlamak çocuğa mümkün çok erken yaşta. Biraz daha da büyütelim bunu. Dediğim GDO'lu gıdalar diyoruz. Hani üretim birlikleri bilmem neler birçok esasla iktisadi bağlamda da yapılabilecek çok şey var. Alan çok geniş yani ve biz eğer bu bağlamda ilk önce tabii ki kendimizin farkındalığını arttırmamız gerekiyor. Hani çocuk meselesinden gidersek çocuklarla ilgili şeyleri yapıp daha sonra kurumsal yapılarımızı sivil toplum tarafında kurmamız gerekiyor. İsraf konusu. İsraf konusunda organize olmamız lazım. Eğitim sistemine bunu çok ciddi bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Ve daha sonrasında hani bunu yapabilmek adına dediğim gibi eğer organize olunursa ilk öncelikle vahalar belki oluşturmak, ilk önce bir sera oluşturmak, daha sonra vaha oluşturmak ve bu bilinci değiştirmek mümkün. Son bir örnekten yani fiili uygulanmış örnekle gidelim, hani teorik olmasın. Mesela Amerika'daki bu zenci hareketleri, yani 1950'lerde işte ayrı tuvalete giderken, ondan sonra otobüste arka sıralı otururken, hani bugün hala isteyen noktada olmasa bile çok daha değişim sağlanabilmesi ciddi bir sivil toplum mücadelesiyle olmuş. Evet. Dolayısıyla bu hani 20-30 sene oradaki ciddi bir mücadele ve toplumun hani bir örgütlenmeyle hep beraber yapılan bu ihtiyaçları giderme noktasında, adalet sağlama noktasındaki o mücadele bugünkü noktaya getirmiş. Çok daha ileri gitmesi gerekiyor ama dediğim gibi bugün bizim fıtratın her alanında eğer bu kümelenmeleri yapabilirsek ki eskiden zaten bu kendi tarihimize baktığımızda ahilik sistemi diyoruz. Bu bir kümelenme modeli. Üretim tarafında da eğitim tarafında bireyin eğitimi var. Tekke zaviye bilmem ne deniyor. Bunlar esasında STK boyutuyla bakalım. Yani dini tarafını tamamen bir araya bir yana koyun. Bunlar esasında belli bir esasında o insanın içselleştirebileceği bir ortam. Toplumsal eğitim ocakları olarak faaliyet göstermiş. İşte medresesinden bilmem şeyine hatta kıraathanesine kadar şu an hani maalesef kumarhaneye dönüşmüş yer yer olan kıraathaneler bir dönemde insanların kitap okuyup entelektüel paylaşım yaptıkları yerler ama işte bunların hepsinin mutlaka organize olup kurulması ve bu altyapıların sağlanması gerekiyor.
Ve fıtrat boşluk tanımıyor dediğiniz gibi. Eğer biz ama bu alternatifi daha iyi olanını ortaya koyabiliyorsanız fıtrata göre inşa edip o zaman zaten doğal olarak akıyor. Çünkü siz diyelim ki su var burada. Eğer aşağıya doğru bir boru döşeyip onu oradan akıtıyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Oradan suyu bıraktığınız zaman o fıtratına uyacaktır. Oraya akacak zaten. Ama tutup da buradaki suyu işte yukarıya gitsin bir boru döşeyim oradan çeksin derseniz direkt çıkmaz. Ya onu işte vakumlayacaksınız ya motor takacaksınız. Bir takım başka ekstralarla bunu yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla burada eğer biz kurumsal yapılarımızı fıtrata göre inşa eder isek zaten doğal olarak bu dönüşüm olacak ve insanın fıtratında en başta da konuştuğumuz üzere iyilik de olduğu için ve iyilik esasında çok lezzetli bir şey. Çok güzel bir şey. Yani enteresan bir şekilde nefis evet şeyi istiyor. Hani bencil davranışlarda belki hani şeytan veyahut da işte ne nasıl tanımlıyorsak hiç önemli değil ama sonuç böyle buradaki bir kötü itki bizim nefsimize sürekli şey yapıyor ama nefis de mutlu olmuyor. Nefis de tatmin olmuyor. Yani bugün küresel olarak da baktığında tabii psikoloji sizin alanınız, sizlerin alanı ama insan tatmin de olmuyor. Halbuki bu fıtrata uygun yaşam biçimi sadece bir hani genel bir gereklilik, adaleti sağlama noktasında değil ama insanın tatmin olabilmesi için, mutlu olabilmesi için de gerekli olan şey bu. Dolayısıyla eğer biz bunu kurarsak fıtri olarak zaten insanlar oraya doğru akacaklar. Ya, ama herkes mi %100? %100 değil, bu bir kısmet meselesi. Bunda da zorlama yok. Zaten Allah çocuğa insana böyle bir özgürlük tanımış yani bu dünyada. Demiş ki arkadaş yap ve sonuçların bir kısmında katlanacaksın ama dediğiniz gibi baştan. Dolayısıyla bunu zaten bu alanı zaten müdahale öyle bir şey yok. Olmaması gerekiyor. Allah'ın bu sefer yine fıtrata ters gitmiş oluyoruz. Ama bu doğal ortamda mutlaka bu şey uygun ortamı hani gülü gerekli toprağın, gerekli nemin, gerekli hava ikliminin bulunduğu yere koyduğunuz zaman suyunu, gübresini verdiğiniz zaman o gülü Allah'ın izniyle açacak. Yani bunun kaçarı yok çünkü fıtratı bu. Dolayısıyla biz bu mesele bu ekosistemi oluşturmaya yönelik çalışmaları yapmak ve bunu yaparsak da kesinlikle olacağını Allah vaat ediyor. Hani biz teorik niyetimiz bu meselesi değil. Bu net olarak bize nakli olarak gelen prensipler arasında yer alan bir şey. Ve aynı zamanda tabii toplumsal bir yapının içinde var olmaktan da bahsetmiş oluyoruz bütün bunlarla beraber. Evet fıtrata uygun yaşadığımız zaman gelecek pek çok güzelliği de az önce sıralamış oldunuz. Peki ihtiyaç bağlamında bakacak olursak bizim toplumsal hayatta var olabilmemiz için insanın temel ihtiyaçları nelerdir? İnsanın temel ihtiyaçları eğer klasik Maslow'un piramidine bakacak olursak önce fizyolojik ihtiyaçlar, yeme, içme, barınma gibi temel hayatta kalmaya, organizmanın canlılığını sürdürmesine yönelik ihtiyaçlarımız var. Sonra güvenlik ihtiyacı ikinci olarak karnımızı doyurduk. Evet nerede barınacağız ve yarın ne yapacağız? Bugün tamam, ay sonunda ne yapacağız, yaşlanınca ne yapacağız? Güvenlik, sigorta sistemleri orada devreye giriyor. Ve yine yanı sıra gelen sevgi ve ait olma ihtiyacı, üretken olma ihtiyacı, sonra kendini gerçekleştirme ihtiyacı gibi diğer kalem ihtiyaçlar var. Ama ekonomi bilimiyle ilgili lisede de bir seçmeli ders almıştım. Sonra üniversitede de çeşitli dersler aldım. Lisede okuduğumda daha ziyade şu yönde kalmıştı aklımda. İnsan ihtiyaçları sınırsızdır. Yeryüzündeki kaynaklar ise sınırlıdır. Ekonomi bilimi bu ikisi arasında denge kurmaya çalışır. Sonra biraz daha okumalar arttıkça ve literatür de muhtemelen geliştikçe şunu gördüm. İnsan ihtiyaçları gayet sınırlı. Sınırsız olan arzular, istekler. Kaynaklar sınırlı mı? Kaynaklar bile aslında tartışılır. Tamam nihai olarak yeryüzünde bir sınırı var ama hepimize yetecek kadar var aslında. Ve yetecek kadardan daha fazlası da var. Adil bölüşüm olmadığı için hocam demin anlattı. Adil bölüşüm olmadığı için yetmiyormuş gibi görünüyor. İnsanın ihtiyaçları sınırlı, hayatta kalmak için yetecek şeyler. Temel bir işte yaşam alanı, fizyolojik ihtiyaçlarını karşılaması, eğitim, sağlık, barınma gibi bunlar da astronomik rakamlar değil. Dünyadaki genel üretilen artı değere baktığımızda hepimize yetebilecek şeyler. Fakat ekonomi bilimi ya da daha ziyade ekonomi demeyelim ama bugün ekonominin fonksiyonel işleyişteki kapitalist öncülleri, kapitalist temsilcileri diyelim diyorlar ki madem arzularımız sınırsız, arzuları ihtiyaca çevirelim. İhtiyaçmış gibi algılanmasını sağlayalım. Reklam dediğimiz olay bunun üzerine kurulu.
Kişi de ihtiyaç yaratmak. Hocam yanınızda da ekonomiyle ilgili konuşmayı hayal ediyorum ama ekonominin o dengeleme fonksiyonunu bugün insanlarda ihtiyaç yaratacağız diyerek izah ediyor ve açıklıyor reklamcılar. Diyor ki daha iyi bir telefona ihtiyacın yok ama ihtiyacın olduğunu düşündüreceğiz. Bütün arkadaşların şunu kullanırken, şöyle yaparken, şöyle fotoğraflar çekerken sen çekemiyor musun? Makinen, kameran mı yetersiz? Herkes biraz şuraya tatile gitmişken sen gitmedin mi? Geri mi kaldın? Herkes şöyle araçlara binerken sen binmiyor musun? Gibi sürekli bizde neyin eksik olduğuna vurgu yapan, ekonomik olarak sürekli bizle eşit ya da bizden düşük düzeydeki insanlara bakıp şükretmek ve paylaşmak yerine bizden daha üst düzeydeki insanlara bakıp vay be ne hayatlar yaşıyor insanlar dedirtip bitmek bilmeyen bir eksiklik hali yaratıyor. Moda size önce bir şey satar, sonra elinizdekinden nefret etmenizi sağlar diye bir söz okumuştum. Yani önce arzuyla satın alıyoruz, sonra bu ne ya, bu herkeste var artık, herkesin elinde modası geçti diyerek yeni bir şeyi arzulamamızı sağlıyor. Arzuları ihtiyaç gibi algılatmak belki en büyük tuzak. Biz şöyle cümleler kuruyoruz, kendimizi bir dinlesek. Ya yeni bir bardağa ihtiyacım var. Hayır, yeni bir bardağa ihtiyacım yok. Yeni bir bardak almak istiyorum sadece. Ya da daha işte ne bileyim şu renk bir gömleğe ihtiyacım var. Yok, öyle bir gömleğe ihtiyacım olduğuna karar verdim sadece. Arzuluyorum. Yoksa hayatta kalacak kadar bardağımız da var, hayatta kalacak kadar gömleğimiz de var. Çok şükür çoğumuzun, en azından yayını dinleyenler için söylüyorum. Arzularımızı, isteklerimizi ihtiyaçmış gibi tanımladığımızda sonsuz bir mutsuzluk bizi bekliyor. Çünkü arzusu çok olanın mutsuzluğu da çok olur. Hiçbir kaynak açgözlülüğü doyuracak kadar büyük değil. Bitmiyor. Hani gözünü toprak doyursun diye bir deyiş vardır eskilerde. Toprak yani o sonluluk, dönüp varacağımız yeri hatırlamak ancak arzularımızı dindirebilir. Öbür türlü sonu yok. Her şeyin daha parlağı, daha yenisi, daha ışıltılısı vardır. Benim gerçekten neye ihtiyacım var? Bu susuzluğum gidecek mi? Daha fazla tükettiğimde. Bu hani insanın manevi ihtiyaçlarını karşılamadığında maddi ihtiyaçları abarttığı çok bilinen bir gerçektir. O iç huzursuzluğumuzu, susuzluğumuzu gidermek adına var olanların tekrarını sağlamak, o ihtiyaçların demin saydığımız piramitteki bir iki basamağında patinaj yapmak demek. Sürekli aynı şeylerin daha iyisini, daha yenisini alarak mutlu olacağımızı sanıyoruz. Hep değiniyoruz yeri geldikçe parayla saadet olur mu? Temel ihtiyaçları karşılayacak kadar paramız olduktan sonra bunun 10 katını kazanmak bizi 10 kat mutlu etmiyor. Ya da 100 katını kazanmak 100 kat mutlu etmiyor. Belirgin bir fayda sağlamıyor. Temel ihtiyaçları karşıladıktan sonra kazanılan ekstralar. Ama orada neyi görüyoruz? Paylaşmak mutlu ediyor. Başka birinin yarasına derman olmak mutlu ediyor. Sevdiğimiz işi yapmak, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirmek, ideal sahibi olmak, amaç sahibi olmak, bu dünyada olup bitenlerin olup bitmemiş olması için bir şey yapmak, idealizm insanı mutlu ediyor. O anlamda ihtiyaçlarımız gerçekten sınırlı ve ihtiyaçların karşılanması mümkün ama sonsuz istekleri doyurmak mümkün değil. Sonsuz isteklerden bahsettiniz, aslında çok güzel, gerçekten genelde bir özet oldu. Yani ne yaşadığımızın farkında değiliz ama hepimiz bir şekilde bunu yaşıyoruz. Yani ihtiyaç mı istek mi, ikisinin birbirine girdiği bir dönemdeyiz. Hatta sosyal medyada da bununla ilgili benim de karşılaştığım oluyor. O kadar güzel reklamı yapılıyor ki bazı ürünlerin, şu şekilde yazıyorlar. Bugüne kadar buna ihtiyacım olduğunu bilmiyordum ama gerçekten buna ihtiyacım varmış diye. Öyle güzel reklamlar aslında bizi içine çekiyor. Peki bu istekle ihtiyacın birbirine karışması noktasında bu insanın fıtratına nasıl sirayet ediyor? Bizdeki hangi özellikleri dışa çıkartıyor ve istem iktisadı buna hangi bağlamda yaklaşıyor? Yaklaşık bir 4-5 dakikamız var. Genel bir özet şeklinde sizden dinlemek istiyorum. Evet tabii. Şimdi burada tabii bizim esasında davranışlarımıza malum bilinçaltımızdaki o işte düşünce blokları belki diyelim. Günlük işte alışveriş davranışlarımız, birçok şey buradaki hazır yapılar üzerinden gidiyor. Ve hani dedik bu son dönemde özellikle fiziksel taraftaki fıtratın deşifresiyle çok ciddi bir üretim kapasitesi dünyada yakalandı. Bu duygusal boyutta da maalesef fıtratın bozulması şeklinde fıtratı deşifre edip onu nasıl oradan suyunu çıkarırız, oradan nasıl tüketimi arttırabiliriz, nasıl satabilirim üzerine yoğunlaşmış bir yapı var.
ve bu bizim egomuzda yer alan zaafları hedefliyor. Yani hiçbir araba reklamında dediğiniz gibi arabanın teknik özelliklerini anlatan bir reklam yok. Ya eğlenen tipler hani arabanın şeyine göre, modeline göre hangi kitleye ulaşmaya çalışıyorsa. Dolayısıyla bizim hep o klasik birkaç tane kimyasal şeyi tetikleyecek şeyleri sürekli idiş etme, sürekli onun üzerinden bir satma şeyini körüklüyor. Şimdi İslam ekonomisi de tabii burada birincisi israf etmeme gibi bir şey var. İsraf etmek gibi bir şey derken israf etmek haram. Şimdi bu enteresan bir şey. Niye enteresan? Çok duyduğumuz klasik bir şey. Ama mesela birisine götürüp hadi domuz ye desen yemez Türkiye'de büyük çoğunluk. Veyahut da biraz daha dindar birisi diyelim içki iç desen belki içmeyebilir. Ama israf konusunda sanki hani israf etmek iyi değilmiş gibi şey yapıyoruz. Halbuki ya haram aynı. Hani ha domuz yemişsin ha israf etmişsin. Yani bu kadar ciddi bunun manevi sonuçları. Ve fiziksel sonuçları da öyle de fark etmiyoruz. Yani uzakta olduğu için o şeye karışıyor hani. Dolayısıyla burada birincisi böyle bir şey var. İkincisi malın dediğimiz gibi israf edemiyoruz. Bunun ötesinde harcama yaparken tabii ki bu genel sistemi bozmayacak bir şekilde olması gerekiyor. Çünkü eğer bir yerde zulüm üretiyorsanız bundan sorumlusunuz. Ama tabii bunu bakacak bir perspektif lazım. Ve eğer biz kaynakların fazla tüketimini gerçekleştiriyorsak o zaman gelecek nesillerin hakkını yiyoruz esasında. Ve şu anda tam da bunu yapıyoruz dünya üzerinde. Her yerdeki madenleri olabildiğince çıkararak esasında biz şu an tüketiyoruz ama gelecek 5 nesil sonraki adam ne yapacak belli değil. Aynı şekilde hani dünyanın sürdüremeyeceği bir ritme doğru ittiriyoruz. İslam ekonomisi bu bağlamda evet bir tabii ki israfı yasaklamış. Bunun dışında İslam ekonomisindeki normlardan bir tanesi borçlu olmamak. Şimdi bu temel paradigmayla o kadar çakışıyor ki. Çünkü şu anki neoliberal iktisatta veyahut da kapitalizmde temel şey borçluluk. Yani ev alacaksın, işte 30 sene borçlanıyorsun. Şunu alacaksın, borç, kredi kartı, hiç paran olmasın önemli. Çek çek hemen kullan, ya, al. Tatile gitmek için bile yani sen evet. Yaz geldi tatile gitmek zorundasın. Ama merak etme biz senin bu ihtiyacını karşılayacağız. Sen bizim bankamızdan borçlan, kredini çek git tatiline. Evet çünkü orada bir satış hedefi var ve hani sonuçta maksimum karla bunu size satmaya çalışıyor. Fakat o bütüncül düşünce olmadığı için şimdi İslam'da esasında bireyin özgürlüğü esas. Hani biraz evvel de konuştuk ya yani Allah çocuğa burada bir özgürlük alanını murad etmiş. Dolayısıyla bizim de buna saygı duymamız gerekiyor. Kendimize de saygı duyma bağlamında bu özgürlük alanını olabildiğince geniş tutmamız gerekiyor. Şimdi borçluluk esasında bir çok ciddi bir pranga insana. Çünkü diyelim ki bir işten memnun değilsiniz. Dediğiniz gibi fıtri şeylerinizi karşılamıyor. Çok ciddi başka işte biraz evvel filmde de izledik. Tabii şu an biraz daha dönüşmüş durumda bu oldukça ama buradaki pranganın olmaması esas olan. Dolayısıyla bize faiz yerine toplumsal dayanışma ya da başka türlü işte ortaklık yapıları hani kar elde etmek için ama ihtiyaç içinde özellikle dayanışma yapılarını öneriyor İslam. Ve bunun mesela geçmişteki uygulamalara baktığım zaman sandık uygulamaları var. Bu normal mahalle sisteminde de var. Şeyde de lonca sisteminde de var. İşte, millet sandıkları diye farklı şey. Birçok yerde görüyoruz. Hatta rahmetli Münevver Ayaş'la hanımın şeyinde bahsediyor kendisi. Dedesi İstanbul'da yaşarken 1900'lerin başları yani çok da uzak değil. Ev yanıyor, ahşap ev. Komple yandıktan sonra mahalle sandığı bunu tamamen finanse ediyor ve bir hibe olarak hani yardımlaşma olarak ve bunu tekrardan yapıyorlar. Yani tamamen dayanışma bazlı bir şeyle bu gideriliyor. Dolayısıyla iktisadi düzen ve iktisadi kurumsal yapıları buna göre kurguladığınız zaman tabii bu bilinçli bir toplum için o zaman sizi daha ziyade borçlanmamaya doğru ittiren bir şey. Şimdi borçlanmamayı esas aldığınız zaman da tüketim alışkanlığınız tabii hani buna da ihtiyacım varmış noktasında ki olabilir hani parantezle başka türlü ama yani temel olarak ihtiyacımız olmayan şeyleri almaya da hemen tüketeyim bunu da alayım noktasına zaten gidemiyorsunuz. Çünkü sürekli kazandığınızı harcamak zorundasınız. Ve borçlu olmamak için de ekstra harcamalara minimum girmek gibi bir durumunuz. Yani zaruret halinde tabii ki borçlanıyorsunuz ayrı bir şey ama. Dolayısıyla bütün sistem esasında bugün nasıl bir sürekli tüketime ittiriyorsa esasında ideal bir sistemde sürekli bizi tüketimi evet. ihtiyacımız denge tam tersi değil. Tam tersi değil. Cimrilik de çünkü istenmiyor. Ama ihtiyacın kadar tüket ve fazlasına gitme. Ne niceliksel olarak ne niteliksel olarak. Dolayısıyla bu ekosistemin de çok ciddi bir önemi var.
Bizim de bu noktada eğitimden başlayarak, sivil toplumdan başlayarak, ailemizden, kendimizden başlayarak hani bu bilinci yaymak ve bunu somutlaştırabileceğimiz kurumsal yapıları mutlaka kurmamız gerekiyor. Evet, her ikinize de çok teşekkür ederim. Aslında çok da güzel bir kapanış oldu bu dengeye vurgu yaparak bitirmiş olmamız. Bence çok kıymetli bir sohbet oldu. Pek çok alt başlığı da zihnimizde bence yeni bir pencere olarak açtı. Ağzınıza sağlık. Kendini bilmekte bugün fıtrattan detaylıca bahsettik. İktisatla olan ilişkisini de konuştuk. Umarız izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.